Efendim mutlu günler. Bugün 30 Kasım günlerden pazartesi Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni bir haftaya girdik. Peki bugün dünyayı neler bekliyor sevgili izleyiciler? Tüm dünyada COVID-19'la mücadele devam ediyor. Türkiye'de devam ediyor. Vaka sayıları 30 bine ulaşmış durumda. Şimdi yeni kısıtlamalar, yeni tedbirler gelmişti ama salgının seyrini ne kadar etkiledi, ne kadar değiştirdi? Bugün gözümüz kulağımız Bakanlar Kurulu toplantısında olacak. Önemli bir toplantı, Ankara'ya gideceğiz. Ayrıntıları Buse Gençtürk aktaracak. Yeni kısıtlamalar gelir mi? Merak ediyoruz. Tabii ki detaylara bakacağız sevgili izleyiciler. Ve Amerika'ya gidelim. Amerika'nın Türkiye'ye karşı sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği haberini biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da gündeme getirmiştik. Şimdi bu kuruluşların içinde medya kuruluşları da var sevgili izleyiciler. Vatan Partisi bir basın açıklaması yapacak. Ankara'ya gideceğiz. Bu basın açıklamasını da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve İran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Fahrizade bilim insanı toprağa verildi. Ve cenaze töreninin ayrıntılarını ve suikasti konuşacağız. Yakup Aslan İran'dan bizlerle birlikte olacak. Ayrıntılara bakacağız sevgili izleyiciler. Ve Türkiye genelinde evlat nöbeti devam ediyor. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, İzmir'de ve Almanya'da aileler bekleyişini sürdürüyor. Birçok noktaya gideceğiz saatler 14'ü gösterdiğinde ve ailelerle birlikte olacağız. Maidane ile de konuşacağız Almanya'da sevgili izleyiciler. Tüm detayları da sizlere aktaracağız. Zaman kaybetmeyelim. Gün ortası başlasın. Evet, gözümüz kulağımız Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısında dedik. Bakalım yeni kararlar, yeni kısıtlamalar çıkacak mı? Buse Gençtürk, önemli bir toplantı bugün için. Söz sende. Saat kaçta başlıyor toplantı ile ilgili detaylar nelerdi? Sözü sana bırakıyoruz. Yeşmer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu'nu saat 15'te toplanacak ve işte o toplantıda aslında yeni kararlar alınacak mı? Bunlar önemli bir gündem başlığı olacak. Çünkü salgının önemli bir başlık olması bekleniyor. Bugün yapılacak toplantıda 16 Kasım'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kısıtlama kararları gelmişti. Neydi o kısıtlama kararları? Hafta sonu vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlanmıştı. İşte cumartesi sabahından itibaren bir kısıtlı sokağa çıkabileceği saatler belliydi vatandaşların. Cumartesi akşam saat 20'den pazar sabahı 10'a kadar ve pazar akşamı da saat 20'den pazartesi sabahı 5'e kadar vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. İki hafta önce alınan kısıtlama kararlarının ardından da vaka sayılarının artmasıyla birlikte sizin de söylediğiniz gibi 30 bini bulmasıyla birlikte acaba yeni kısıtlama kararları gündeme gelir mi soru işaretleri vatandaşlarda oluşmaya başladı. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önceden ifadeleri olmuştu. Geçtiğimiz cuma günü bir açıklamada bulunmuştu. O açıklamasında da vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor demişti. Ve yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız söz ifadelerinde de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte bu sözler, özellikle bu sözleri Bakanlar Kurulu toplantısında yeni kısıtlama kararları alınacak mı sorusunda gündeme getirmişti. Ve bugün yapılacak toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloya ilişkin bir sunum yapacak, sunum yapması bekleniyor. Aynı zamanda yüksek vaka sayı ve ölüm sayılarının olduğu illerde de bazı illerde de hafta içi uygulanması gibi sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi uygulanması gibi önlemler gündeme gelmesi de öngörülüyor. Özellikle bilim kurulu üyesinin bir açıklaması vardı. Doçent Doktor Afşin Kayıpmaz'ın bir açıklaması vardı. Eğer önlemler uyulmazsa hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanabileceğini ifade etmişti Afşin Kayıpmaz ve bunun da olması bekleniyor diyebiliriz. Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son iki haftadır yine bu hafta içi hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bir sunum yapması da beklenen gelişmeler arasında. Son durum nedir? Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı mı? Vatandaşlar bu önlemlere uydu mu? Bunun da Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirmesini bekliyoruz. Ve Çin aşısı gündemdeydi. Biz de Çin aşısındaki son gelişmeleri aktarmıştık. İşte Çin aşısına ilişkin de Koca'nın son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bir bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor bugün yapılacak olan toplantıda. Ve Koca'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bir bilgilendirme yapması
olması tahmin ediliyor bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında. Özellikle COVID-19 kapsamında alınan önlemler biliyorsunuz ki sadece Sağlık Bakanlığı değil İçişleri Bakanlığı bünyesinde ortak bir denetleme mekanizması oluşturuldu ve İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetleriyle aslında bu kısıtlamalara uyuluyor mu uyulmuyor mu bunları denetliyor. İşte Bakan Soylu'nun da terörle mücadele ve işte bu COVID-19 ile ilgili kısıtlamalarda gelinen son durum nedir? Buna ilişkin de bir sunum yapması bekleniyor. İşte Bakanlar Kurulu toplantısında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması demiştik. Bunun gündemde olduğunu söyleyelim bir kez daha. Ve 81 ile de getirilebilmesi bekleniyor. Özellikle ölüm sayısı ve vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması beklenen gelişmeler arasında diyelim ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Başkent'ten şimdilik bu kadar. Buse, teşekkür ediyoruz ayrıntıları aktardığı için. Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15'te başlayacak. Sevgili izleyiciler, yeni kısıtlamalar oldukça önemli. Gelecek mi gelmeyecek mi tabii ki değerlendireceğiz ama şimdi İran'a gidelim. İran'da biliyorsunuz suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Farizade toprağa verildi. Şehit Farizade için başkent Tahran'da resmi tören düzenlendi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi suikasti yanısız bırakmayacaklarını söyledi. İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da toprağa verildi. Fahrizade için İran Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri ve siyasi yetkililer katıldı. Törende konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, suikasti yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi. Muhsin Fahrizade'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nin avlusuna defnedildi. Muhsin Fahrizade, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biriydi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2018 yılında Fahrizade'yi hedef göstermiş, bu ismi unutmayın demişti. Evet, şimdi İran'a gidelim sevgili izleyiciler. İran'da Yakup Aslan, Ulusal Kanal temsilcimiz bizi bekliyor. Yakup Aslan, gün ortasına hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyeceğim. Teşekkürler Yakup Aslan. Evet, uğradığı suikast sonucu şehit olan Farizade toprağa verildi. Cenazenin ayrıntılarını alalım ve sonra bu suikastla ilgili konuşalım biraz. Sabah saatlerinde tören başladı, aslında konuşmalar yapıldı, ağıtlar yakıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ciddi önlemler vardı. Savunma Bakanlığı'ndaki törende aralıklarla oturuldu, maskeler çıkarılmadı. Cenaze namazı Savunma Bakanlığı'nın bahçesinde kılındı. Ardından naaş Tahran'ın kuzeyinde bulunan İmamzade Salih Haremi'ne, türbesine geçildi. Buranın avlusunda defin işlemi gerçekleştirildi. Buradaki defin işleminde ailesi ve silah arkadaşlarının yanı sıra da katılımcılar vardı. Yine yoğun katılıma izin verilmemişti ama kalabalığın engellenmesi de önlenemedi. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında aslında son dakikaya, 40 dakikaya kadar, son bir saate kadar nereye defnedileceği hakkında bilgi paylaşılmamıştı. Kalabalık olmasın diye. Yine törenin nerede yapılacağının bilgisi paylaşılmamıştı. Tören başladığında biz törenin Savunma Bakanlığı içerisinde yapıldığını anlamış olduk. Savunma Bakan Yardımcısıydı aynı zamanda Muhsin Fahrizade. İyi bir bilim insanı ve aynı zamanda bürokrattı da. Savunma Bakan Yardımcısının görevini üstleniyordu. Savunma Bakanı'nın haberle geçtiği gibi bir konuşması oldu. İntikamını alacağını söylendi. Konuşmalarda da ağırlıkla bu durumu söz konusu. Yani konuşmacıların tamamı intikamının alınacağı yönünde bir fikir birliği aktardılar diyebiliriz. Cenazedeki notları bu şekilde özetleyebiliriz için. Evet. Peki Yakup Aslan, şimdi intikam evet alınacak açıklamalarını duyuyoruz. Hafta sonu da ekranlara getirmiştik ama şimdi bu suikastin arkasında kim var? Özellikle Pompeo'nun İsrail ziyareti sonrası olması dikkat çekeceğiydi. Neler söylersin, nasıl yorumlarsın sen bu suikasti? Şimdi cinayet kriminal açısından değerlendirdiğimizde oldukça profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Koruma aracı var. Bugün netleşmeye başladı bazı bilgiler. İki koruma aracı da var. Bundan önce de yetkililerin yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman Muhsin Fahrizade'yi hedef alan 20'ye yakın suikastin engellendiği konuşuluyor. Şimdi yetkililerin konuşmalarında 20'ye yakın ona hedef alan suikast engellenmişti. Bu 21.'ydi şeklinde açıklama yapıyorlar. Profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Önce
durdurmak için bir bombalı araç patlatılıyor. Önde bir koruma aracı var. Koruma aracı hedef alıyor kurşunlara ve bombaya hedef alıyor. Daha sonra Muhsin Fakhrizade'yi taşıyan araç hedef alıyor. Çatışma yaşanıyor. Yani iki aracın koruma olduğu söyleniyor. Tabii net bir bilgi yok ama kaç koruma olduğunu, aracın da şoförünün ve korumasının olduğunu ve bunların da hayatını kaybettiğini şu an biliyoruz. Açıklanan bilgiler bunlar. Çok kısıtlı bilgiler açıklanıyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü hala tahkikatın ve takibin devam ettiği bilgisi var. Zira kamuoyuna açıklanan, yakalanan bir terörist bilgisi de bulunmuyor. Yani suikasti gerçekleştirenlerin başarılı bir şekilde bu operasyonu, bu terör saldırısını gerçekleştirip buradan ayrıldıklarına dair bilgi var şu anda. Birinin hayatını kaybettiğinin, hani sayısı kaçtı, 12'ye kadar sayıyı çıkaran görgü şahitleri var. 12 kişinin olduğu, 12 kişilik bir tim olduğu ifade ediyor ama şurası kesin ki tabii maşa olarak kullanılan bir örgüt adı çıkacaktır ortaya. İranlılar da buna ulaşacaklardır. Er ya da geç. Biraz geç olacak. Neden geç olacak? Çünkü suikastin yapılış şekli, kullanılan teknikler, planlaması göz önüne alındığı zaman bu basit bir suikast timinin çok ötesinde, yani basit bir terör grubunun yapacağı bir canlı bomba eylemi gibi bir eylem değil. Yani her saniyesi hesaplanmış bir terör eylemi, bir suikast olduğunu söyleyelim. Ve dolayısıyla gelinip o eylemin yapılması gibi oradan ayrılması da planlanmış görünüyor. Yurt dışına çıktılar mı, çıkmadılar mı, halen İran içindeler mi, bunlar soru işareti ama bulunması ve maddi bir şekilde istihbarat örgütleri veya çeşitli ülkelerle delillendirilmesi, maddi delile ulaşılması uzun bir süreç alacağı benziyor. Ama eldeki ipuçlarına baktığımız zaman nasıl gerçekleşebilir, bir de bunu konuşmak lazım. Pompeo'nun ziyaretinden bahsettim. Pompeo Suudi Arabistan ziyaretinde gizli bir toplantı yaptı. Önce gizli bir toplantı olduğu söylendi bunun kamuoyuna açıklandığında, kamuoyu tarafından duyulduğunda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptı bu açıklamayı. Önce inkar etti Suudi Arabistan böyle bir görüşme olmadığını. Bin Salman, Netanyahu ve Pompeo'nun bir toplantısı söz konusu oldu. Cinayetler yaklaşık bir hafta önce, 5 gün ya da bir hafta önce oldu bu toplantı. Suudi Arabistan'da gerçekleşti. İşte bu toplantı start verilmesi ya da bu terör eylemin işaret şeyi miydi diye düşündüren ya da hangi örgüt bu işin içinde olabilir diye düşündüğümüzde, çünkü yerelde bir örgüt olmasa bu işi, bu eylemi gerçekleştirmek çok zor. Çünkü mevcut İran'ın yapısı ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı yurt dışından gelen giden kişi çok fazla olmaz İran'a. Bu dönemde çok fazla kişi gelmedi. İkamet olmayanlar gelmiyordu uzun bir süreye kadar da. Yurt dışına alınmıyor. Burada tespit edilmesi çok kolay. Yabancı, yurt dışından gelen bir kişinin eğer kaçak yollarla gelmediyse ülkeye, tespit edilmesi çok kolay. Hal böyle olunca İranlı olan teröristler, İran vatandaşı olan teröristler mi kullanıldı? Suudi Arabistan'da işin içinde olduğu zaman akla şu geliyor. Tabii eylem sonrasında, bu terör eylemi sonrasında Suudi Arabistan basınının, Birleşik Arap Emirlikleri basınının verdiği tepkiler bir memnuniyet havasında olması da bize Suudi Arabistan'la bağlantılı bir terör örgütü olabilir mi diye bir ipucu verdi. Kim var İran'da Suudi Arabistan'la bağlantılı? Evet. Arapların sanırım, evet, Skype'da bir sorun var. Birazdan dönebiliriz Yakup Aslan ama biz haberlerle devam edelim. Birazdan bu suikastla ilgili bilgi verelim sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Bu suikastla ilgili ayrıntılara baktığımızda çok önemli bir isim Muhsin Fakhrizade şehit oldu. Bugün Tahran'da da toprağa verildi. Şimdi İran özellikle bu açıklamalarında intikamımızı alacağız diyor ve İsrail'i sorumlu tutuyor. Çünkü Mike Pompeo biliyorsunuz görevi bırakacak, Amerika'da da
yeni başkan seçildi Joe Biden. Öncesinde de temaslara devam ediyordu ve İsrail'e de bir ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu'ya bakıyoruz. Seçimlerden önce yine İran özellikle seçim propagandalarının içindeydi. Bundan sonraki süreçte nasıl hareket edeceklerine dair. Almanya tepki gösterdi bu. Suikaste Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Şimdi Almanya'dan, Birleşmiş Milletler'den tepki gelirken yine baktığımızda Orta Doğu'da bazı ülkelerden net bir tepki de aslında göremedik değil mi? Yakup Aslan, şimdi değerlendiriyorduk seninle. Almanya tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. İsrail'e Netanyahu'nun seçim propagandalarında da yine aslında İran'la ilişkiler vardı. Bu kapsamda bundan sonra özellikle Pompeo'nun gideceği bir dönemde bu suikastlerin daha da artacağını söyleyebilir miyiz? Ya şunu ifade ediyoruz. Önce kesintideki kısmı tamamlayalım. El Ahvazi örgütünü işaret ediyoruz. Evet. Arabistan'da gerçekleşmesinin bu toplantının, üçlü toplantının, önce gizli olan daha sonra kamuoyuna yansıyan toplantının Suudi Arabistan'da bağlantılı bir terör örgütünün olabileceği şeklinde bir algı oluşturuyor. Bir sonuca ulaştırıyor biz, ama tabii bunun netleşmesini beklemek durumundayız. Ciddi bir tahkikat yapılacak. Bu düzenli profesyonelce işlenmiş bir cinayetin, bir terör saldırısının kaçış ve izleri saklamaya ilişkinde ciddi bir hazırlığının olduğunu düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Pompeo'ya giderken aslında Pompeo yokken de bilim insanları hedef oldu. Yani İran'da ilk bilim insanının hayatını kaybetmesi durumu söz konusu değil bu. Daha önce de Obama döneminde 4 bilim insanı terör saldırısıyla hayatını kaybetti. O zaman Pompeo yoktu. Yani burada Pompeo, Trump gibi isimlerin üzerinden durmaktansa o Pentagon'un ya da Kralo'nun ya da Amerikan devletinin ne düşündüğü önemli diye düşünüyorum ben en azından. Çünkü Pompeo'da başlayan bir cinayet yok. Pompeo gittiği zaman cinayetler dursun ya o giderken çoğalsın. Ben böyle düşünüyorum. Şunu da söylemek lazım. Yani 1960'lardan başlayan bir süreç bilim insanlarının özellikle Batı Asya coğrafyasında hedef alınması ülkemiz de bunların içine dahil. Yani İsrail bölgede benden iyi, ya benden yana olacak bilim adamları, bana çalışacak, beni aşacak bir bilim adamı da olmayacak benim karşımda olan, benim projelerimi sekteye uğratan. Hatta nükleer çalışmalarda ilk hayatını kaybeden de bir kadın bilim insanıydı, Mısırlıydı. O da nükleer barışçıl enerji diye bir program başlatmıştı. O da 1960'lı yıllarda suikaste uğrayarak hayatını kaybetti ve arkasından da Mossad çıkmıştı. Şimdi ülkemizde de milli, bağımsız bilimsel çalışmalar Türkiye'yi ileriye götürecek, Türkiye'nin emperyalist ve siyonist ülkelerin daha ilerisine taşıyacak projelerin sahibi olan isimlerin çeşitli şaibeli kazalarla ya da terör saldırılarıyla hayatını kaybettiğini biliyoruz. En son Isparta uçağı da bunun bir delilidir. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman işte Trump giderken bunu yaptı. Senaryo, evet, kesin konuşamayız. Kesin bir kanıya varmak çok zor. Ama şu senaryodan da bahsedelim izleyicilerimiz. Yani Trump giderken kendinden sonra gelen Amerikan başkanına telafisi zor bir İran-Amerikan ilişkisi bırakacak. Ve İran'a da tekrar nükleer anlaşma masasına oturmayacak bir ortam bırakması yönünde bir düşünceyle bu hamleyi yapmış olabilir mi? Şüphesiz bilgisi dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle terör eylemi sonrası retweet yaptığı sosyal medya hesabından paylaşımlara baktığımız zaman üzülmediğini de görüyoruz bu bilim adamının hayatını kaybetmesinden dolayı. Yani İran'da nükleer, bir de şu yanlışa düşmememiz lazım, bunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki haberleri izlediğimiz zaman bunu görüyoruz. İran nükleer silah teknolojisinin babası ya da kilit ismi diye haberler yapılmaya başlanıyor maalesef. İran yıllarca nükleer silah programının olmadığını ifade etti, olmadığını ispatladı. Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler, çeşitli uluslararası kurumlar İran'a gelerek, evet İran'da nükleer silah üretilmiyor sonucunu vermesine rağmen şu anda da bu haber servis edilirken nükleer silah üreten beyin, nükleer silahın beyni, kilit ismi diye haberleştirildi. Bilinçli bir şekilde Batı medyası tarafından bilinçli bir şekilde bu şekilde haberleştirildi. Çünkü bu cinayete bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor Batı devletleri ya da o derin devletler.
ya da bu cinayette imzası olanlar. Ki Netanyahu'nun 2018 yılındaki çalışmasını, sunumunu hatırlıyoruz, İran'la ilgili yaptığı sunumu. Bir fabrikayı, biz de daha sonra gittik buraya, gördük, terk edilmiş bir fabrika. Burası işte nükleer silah üretilen yer diye sunumda gösterdi. Daha sonra alay konusu oldu. Yani nükleer silah buradan üretiliyor diye. Fabrikadan görüntüler çekti. Euronics ya da batılı birçok haber ajansı gelip burada görüntü çekti ve rezil oldu Netanyahu. Aynı toplantıda da Muhsin Farkzade'yi nükleer silah programının başındaki isim olarak tanıttı. Şimdi bizim Türkiye'de de bu şekilde haber yaptı. Nükleer silah programının başındaki kişi ama nükleer fizikçi, nükleer programın önemli isimlerinden biri diye düzeltelim, bu yanlışı da düzeltelim. O tuzağa düşmemek adına bu yanlışı da düzeltmekte sorumluluğumuz olduğunu ben düşünüyorum. İşte 2018'de hedef olarak gösterdi. Bu isme dikkat edin, bu ismi hafızalarınıza kazıyın şeklinde sunumu yaptı ve 2 yıl sonra bu isme bir suikast olunca ve suikastin ardından da dünya haber ajansları nükleer silah programının başındaki kişi öldürüldü diye haberleştirince ve Türkiye'deki yanı başımızdaki komşumuzda olan bir gelişmeyi biz de batıdan alarak o şekilde haberleştirdiğimizde evet, bu adam yeni bir atom bombası yapacaktı, ölmesi de hayırlı olmuş şeklinde bir bilinçaltı normalleşen bir psikolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hayır, bu bir bilim insanıydı. Evet, kilit bir isimdi. Önemli bir isimdi. İran nükleer programı Muhsin Farkzade ile başlamadı ki. Muhsin Farkzade ölümüyle bitsin. Nükleer programı İran'ın sekteye uğrasa da belki sekteye uğrayacak, onu bilemiyoruz ama Muhsin Farkzade ile başlayan bir program değildi. Önemli bir isimdi ama nükleer silah üreten ekibin başındaki kişi değildi. Bu düzeltmeyi yapalım. İşte bu cinayeti normalleştirmek, haklı görmek amacıyla bu eylem gerçekleştirildi. Bu terör eylemi gerçekleştirildi ve hayatını kaybeden bilim insanlarının kervanına son olması ümidiyle. Çünkü Batı Asya'da birçok bilim adamı bu hedef oldu. Yani 1993'ten 2006'ya kadar zannediyorsam baktığımız zaman Irak'ta 500'ün üstünde üniversite hocası, bilim adamı suikastla hayatını kaybetti. Bundan bir haberiz Yeşil. Bir haberiz bu durumda. Yani o 500 kişi niye hayatını kaybetti? Bizden önde olmasınlar, bizden bağımsız bilim yapamasınlar. Bizim önümüze geçemez teknolojileri. Tabii. Yani tamamen burada da nükleer enerji anlamında İran'ın ilerlemesinin önünü kesmek amacı. Yani siyasi sonuçlar elbet var. Siyasi hedefleri elbette var. Askeri hedefleri elbette var ama bu ilk kez dünyanın ya da bölgemizde meydana gelen bir durum değil. Umarım son olur. Hatta ülkemizde de meydana gelen bir durumda. Az önce kesinlikten önce söylemiştim. Umarım son olur ama bilim dünyasında bağımsız, milli projeler üreten bilim insanlarına hem ülkemizde hem bölgemizde sahip çıkmamız gerektiği kanaatindeyim. Peki. Yakup Aslan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii süreç çok önemli. Bundan sonraki dönemde bölgesel işbirliği Türkiye ile İran önemli bir komşumuz sonuçta. Bu da oldukça önemli. Ayrıntıları aktardığın için teşekkür ediyoruz. İran'dan Yakup Aslan, Ulusal Kanal temsilcimiz bize Farizade'nin şehit edilmesinden sonraki detayları, cenaze törenini bize aktardı sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz bültenimize kaldığımız yerden Barış Pınarı bölgesine. Sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana yürütülen ikna çalışmalarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi denildi. Ateş! Öte yandan İçişleri Bakanlığı terör örgütü üyelerine yönelik ikna faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 216'ya yükseldiğini açıkladı. Son olarak 20 yıllık bir terörist teslim olmaya ikna edildi. Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK-KCK terör örgütünden kaçan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu teröristin örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi. Evet.
Efendim devam ediyoruz. CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusunu hakaret etti. Tank palet fabrikasının Katar'a satıldığını savunarak Türk ordusu satıldı ifadelerini kullandı. CHP'li vekilin açıklamalarına sert tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk ordusu ile ilgili sözleri üzerine CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatırken Rütük'te Başarır'ın katıldığı televizyon programı hakkında inceleme başlattı. Devletin ordusu Katar'a satılmış. CHP'nin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon yayınında Türk ordusu için sarf ettiği satıldı ifadesine tepki yağdı. Tank palet fabrikasının Katar'la yaptığı ortaklık için kullanılan skandal sözlere AK Parti'den sert yanıtlar verildi. Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadeye keskin ve net bir dille tepki gösterdi. Hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirtti. Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetlerine Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayrimilli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, CHP'li vekil Ali Mahir Başarır hakkında hakaret içeren sözleriyle ilgili suç duyurusu yaptığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusu ile ilgili sözleri üzerine CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatırken, Rütük'te Başarır'ın katıldığı televizyon programı hakkında inceleme başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'sa CHP'li Başarır'ın satıldığı açıklamasından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Mahir Ünal, tank palet fabrikasının satıldığı iddialarına da Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlatarak yanıt verdi. Çirkefliği karakter haline getirenler hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019'da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok, satılmış olan sizsiniz. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Türk ordusu satılmış diyen CHP milletvekili Başarır, şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor dedi. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. Ve tartışmalardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bir video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medya hesaplarında 7 iklim 3 kıtadan at süren ecdadımızın torunları olarak şanlı ay yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde asil milletimizin hizmetindeyiz mesajı paylaşıldı. Efendim Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe İskenderiye açıklarında buluştu. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Medusa tatbikatının 10.sunu başlattı. Bu sefer tatbikata Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. 6 Aralık'a kadar sürecek. Medusa 2020'de katılımcı ülkelerin donanmaları, hava kuvvetleri ve özel kuvvet birlikleri yer alacak. Öte yandan Yunanistan bir kışkırtma daha yaptı. S-300'ler Girit'te test edildi. Doğu Akdeniz'de suları ısıtan cephe Medusa 2020'de bir araya geldi. Geleneksel olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır arasında yapılan tatbikata ilk kez Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. 10.sunu düzenlenen Medusa tatbikatı İskenderiye açıklarında başladı. Tatbikat 3 ayrı aşamada yapılacak. Arama kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları icra edilecek. 30 Kasım'da başlayan ortak tatbikat 6 Aralık'a kadar sürecek. Tatbikatla ilgili katılımcı ülkeler sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı.
Doğu Akdeniz'deki tatbikatlar isimlendirilmeleriyle de Türkiye'ye mesaj niteliğinde oluyor. Nabıldina, Nemesis tatbikatları gibi Medusa'nın anlamı da oldukça dikkat çekici. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar anlamına geliyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikata Almanya, Hollanda ve Amerika'dan da askeri personel katıldı. Testler Girit Atış Poligonu'nda 23-27 Kasım arasında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, azınlık cemaatlerinin dini liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Türkiye Ermeniler 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva'da toplantıya katılanlar arasındaydı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Gül ve Kalın yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tartışmalı Türkiye ziyaretini hatırlattı. Dışarıdan gelip dini azınlıklar üzerinden Türkiye'yi kötülemeye çalışanları oyunlarını boşa çıkmaya devam edecektir, dedi. Bizim yaklaşımımız eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden eşit ve adil bir şekilde istifade etmesi, vatandaşlık sorumluluklarını da bu çerçevede yerine getirmesi, özellikle Türkiye aleyhine dönem dönem yapılan Türkiye'de dini azınlıklara baskı yapılıyor, zulmediliyor gibi propagandalara, dezenformasyonlara ve kara propaganda kampanyalarına karşı da aslında en büyük şahitler bizim dini cemaatlerimiz, azınlık cemaatlerimiz. Kendileri de zaten ifade ettiler. Zaman zaman dışarıdan gelip onların ağzından Türkiye'yi kötülemeye dönük birkaç cümle almak için uğraşanların oyunlarını bugüne kadar hep boşa çıkarttıklarını ifade ettiler. Gerçekten onların Türkiye'de yaşanan bu dini çoğulculuk, özgürlük ortamını ifade etmeleri önemli. Bizim bu tür nefret suçlarına karşı, ayrımcılığa karşı tek blok halinde, tek ses halinde mücadele vermemiz son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Azınlığıyla ve hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarının huzuruyla, birlik beraberliğiyle daha güçlü olmaya devam edecektir. Bu özgüvenle, bu kararlılıkla tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Şimdi Ankara'ya gidelim sevgili izleyiciler. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Amerika'nın hibe programına karşı bir açıklama yapıyor. Canlı olarak gelsin ekranlarınıza. Değerli basın mensupları, değerli milletimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ni 26 Kasım günü internet sitesinde Türkiye'nin güvenliği açısından son derece uyarıcı bir ilan yayınlandı. Büyükelçiliğin sitesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirme gibi başlıklarla sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, çeşitli derneklere, vakıflara ve bireylere 5 ila 50 bin dolar arasında bir hibe programı başlattığını duyurdu. Aydınlık Gazetesi'nin manşetten vurguladığı gibi bu para yaratıcı yıkıcılık parasıdır. Yani Türkiye'yi çeşitli faaliyetlerle, iç kargaşalıkla, toplumsal huzursuzlukla yıpratmak ve Türkiye'yi girdiği rotasından çıkartmak için yapılan hazırlıktır. PKK terörünü hendeklere gömen, FETÖ'yü ezen, hapislere tıkan, Amerikan planlarını dağıtan, Atlantik'ten kopan Türkiye'yi dize getirme rotasından çıkartma projesidir. Bu yöntemleri biliyoruz. Bu tür hibelerin dünyada ve Türkiye'de ne amaçlarla dağıtıldığının farkındayız. Amerika ve diğer Atlantik güçleri, Yugoslavya başta olmak üzere, Doğu Avrupa ülkelerinde, Ukrayna'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da turuncu kalkışmalarını ya da yaratıcı yıkıcılık diye bahsettikleri faaliyetlerini bu hibelerle finanse etmektedirler. Şimdi Türkiye'de ilan edilen bu
getir projeni, al paranı projesi, hibe fonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Rand Corporation raporuyla da ilan ettiği, içeride Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu ve HDP'den oluşan Biden tayfasının Erdoğan iktidarını devirme projesinin sivil toplum ve medya ayağını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri bir hayır kurumu değildir. Amerikan parası da yardım akçesi değildir. Bu fonların amacı çok açıktır. Bunlar yalnızca Amerika'nın yıkıcı çıkarları doğrultusunda kişilere, kurumlara, bireylere, vakıflara verilmektedir. Dolayısıyla bu hibe programı Amerikan dolarıyla açılmış bir onursuzluk ihalesidir. Amerikan parası alma, onurunu satma diyoruz. Görev Vakfı'nın bütün kurumlarıyla Türkiye'ye ilan ettiği bu parayı reddedin çağrısı aynı zamanda onurumuza ve namusumuza sahip çıkma çağrısıdır. Biz de aynı çağrıyı yapıyoruz Vatan Partisi olarak. Bu çağrı tüm Türkiye için geçerlidir. Hiçbir Türk derneği, Türk vakfı, Türk kuruluşu, Türk vatandaşı bu Amerikan parasına onurunu satmaz, satmamalıdır. Ama üzülerek söylüyoruz ki satanlar vardır. Hatta bu paralar olmadan yaşayamayanlar adeta Atlantik fonlarının eroinmanı olan NGO'lar, sivil toplum kuruluşları, sözde bağımsız ve muhalif medya kuruluşları vardır. Onlar şimdi bu açıklamalardan sonra yerlerinden fırlayıp demokrasi, insan hakları, adalet, sözüm ona özgürlük çığlıklarıyla fonlarımıza dokunmayın diyeceklerdir. Dünyanın en büyük demokrasi ve özgürlük düşmanıyla girdikleri bu akçeli ilişkiyi türlü demokratik kılıflar ve süslerle örtmeye çalışacaklardır. Oysa gizleyemedikleri ve süsleyemedikleri yüreklerindeki ve vicdanlarındaki Atlantik zinciridir. Çok açık, Amerika Birleşik Devleti'nin ekmeğini yiyenler Amerika Birleşik Devletleri'nin kılıcını sallarlar. Bu böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle giderse böyle olacaktır. Onların isimlerini de verelim. PKK'ya verdikleri destekle iç kışkırtıcılığı körükleyen P24, Gazete Duvar, Medyascope, Biyanet gibi iletişim ağları, internet siteleri, CIA'ya bağlı çalışan Amerika'nın Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan, NET'ten son 5 yılda 682.400 dolar fon sağlamışlardır. 682.400 dolar. Sözde bunlar özgür, bağımsız medya kuruluşları. Çünkü özgür yazıyor Medyascope'un sloganında. Esirler. Esirler çünkü Amerikan paralarına bağımlılar. Çünkü esirler. Yine yabancı fonların dağıtılmasında çok önemli roller üstlenen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı'nın açıklamaları. 2002-2016 yılları arasında Avrupa Birliği fonları 600 milyon euroyu buldu diyor. 600 milyon euro. Bu paralar nereye gidiyor? İşte 4500 proje yapılıyor. Bu projeler ne projesi? Yine son dönemde İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı bir veri. Amerika Birleşik Devletleri Ankara'da bir LGBT derneğine 22 milyon dolar yardım yapıyor. Tabii bu fitne merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi adeta bir emperyalist rüşvet merkezine dönüşmüş durumda. Ankara'dakiler yakından tanır Amerika Birleşik Devletleri'nin işte duvarları, LGBTİ bayrakları, sözüm ona kadına şiddete dur çığlıkları, basın özgürlüğü pankartları. Burası Amerika Büyükelçiliği duvarları Türkiye'ye karşı operasyonların reklam panosuna dönüşmüştür. Bu dağıtılan hibelerde bu reklamların, bu kışkırtıcılığın, bu yıkıcı faaliyetlerin merkezini bir kez daha Türkiye'ye göstermektedir. Şimdi bu fonlar nereye gidiyor? Bu milyonlarca dolar para Türkiye'de nereye gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya on binlerce tır silah veriyor. İşte buna karşı Türk ordusu sivilleri, Kürtleri katlediyor diye haber yapanlara gidiyor bu paralar. İnsan hakları çığlıklarıyla, özgürlük çığlıklarıyla terörden hüküm giyen PKK memuru Demirtaş'a özgürlük isteyenlere gidiyor bu milyon dolarlar.
Sözde adalet çığlıklarıyla FETÖ'yü hapisten kurtarmak isteyenlere gidiyor bu milyon dolarlar. Etnik, kimlikçi, mezhepsel kışkırtmalarla Türkiye'yi bölmek isteyenlere gidiyor. Yine işte az önce bu LGBT örneklerinde de gördüğümüz gibi oranın altı çok dolu. Türkiye'yi, batı çürümüşlüğüne Türkiye'yi dayatan, aileyi, kadını, çocuğu kafeslere atan bu LGBT derneklerine, sözüm ona feminist kadın derneklerine gidiyor. Türkiye'nin dışarıda antidemokratik, insan haklarına, hukuka, hukuk ilkelerine sahip olmayan bir ülke olduğunu algısını yükseltmek için sözde bilimsel yayınlara gidiyor. İşte bu fonlar bunun için veriliyor. Bu fonlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile de sınırlı değil. Vatan Partisi bunun altını yıllardır çiziyor. Friedrich Ebert, Heinrich Böll gibi Alman vakıfları, Avrupa Demokrasi Vakıfları, İsveç Devleti, doğrudan Avrupa Birliği'nin dağıttığı fonlar Türkiye'de dış kaynaklara bağımlı bir NGO, yani sivil toplum sektörü yaratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri bozguna uğradıkça, Suriye'nin kuzeyinde kara gücü ezildikçe, Karabağ'da rezil oldukça bu şebekesini harekete geçirmek ve faaliyetlerini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştır. Fonlu medyası ve Biden tayfası marifetiyle bir iç kargaşa çıkarmak Türkiye'de bu sayede Türkiye'ye diş çöktürme planları yapmaktadır. Ancak başarılı olma şansları sıfırdır. Şimdi Vatan Partisi olarak bu yabancı devlet yardımlarına imkan veren ilgili kanun ve hükümlerle ilgili önerimiz var. Vatan Partisi Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde yasalaştırılan bu onursuzluğa ilk andan beri tek başına karşı çıkmaktadır. İşte Vatan Partisi programını, ilgili maddesini milletimize bir kez daha sunuyoruz. Milli Hükümet Programı madde 9. Sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlarının yabancı devlet ve kurumlardan para ve maddi destek almaları yasaklanacak. Milli devleti ve ülke bütünlüğünü tahrip etmeleri önlenecek. Bu Türkiye'de sadece Vatan Partisi'nin programında bu netlikte ve bu açıklıkta olan bir madde. Bilindiği gibi yürürlükteki anayasamızın 69. maddesinde yer alan yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğu olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır. Bu hüküm yer almaktadır 69. madde. Siyasi partiler için getirilen bu yasaklama sendika, dernek, gazete, televizyon, radyo ve diğer sosyal medya kuruluşları için de fazlasıyla geçerlidir. Bu kapsamda 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 21. maddesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 28. maddesi olmak üzere diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklerdeki buna cevaz veren hükümler kaldırılarak genel bir düzenleme yapılmalıdır. Yabancı devletler, kuruluşlar ve kişilerden maddi yardım alınamayacağına ilişkin değerli hukukçularımız Sayın Nusret Senem ve Sayın Mehmet Cengiz'in hazırladıkları ve kamuoyuna ilan edeceğimiz yasa önerimiz şudur. Dernekler, sendikalar, oda ve meslek kuruluşları, basın ve medya kuruluşları ile ilgili kişi, grup ve platformlar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğu olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. Alanlar hakkında cezai işlem uygulanır, maddi yardım alan kuruluşlar kapatılır, alınan maddi yardıma el konulur. Mevzuat ve yönetmeliklerde buna aykırı olan hükümler kaldırılmıştır. İşte bu düzenlemenin vakti zamanı gelmiştir. Türkiye dört cephede Amerika Birleşik Devletleri ile savaşırken Mehmetçiğe cephede diş geçiremeyenler Türkiye'yi içeriden kuşatamaz. Buna göz yumulmamalıdır. Biz Vatan Partisi olarak bu mücadelenin en önündeyiz. Amerikan parası alma onursuzluğu yasaklanmalıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarımızın soruları varsa onları da alabiliriz. Ben bir cümle ilave edebilir miyim? Buyurun. Bizim
demin Sayın Genel Sekreterimizin Özgür Vursalı'nın vurguladığı gibi dernekler kanunu ve sendikalar kanunundaki hükümlere göre hiçbir kuruluş aslında devletlerden yardım alamıyor. Yasal mevzuat devletlerin bu konuda derneklere, sendikalara, medya kuruluşlarına yardım yapmayacağını öngörüyor. Amerika'nın bu ilanı Türkiye yasalarını tanımayan hayasız bir davranış, yasalarımıza aykırı bir ilanda bulunuyor. Böyle bir hakkı yok. Amerikan Büyükelçiliği Türk yasalarına uymak zorundadır. Uymuyorsa onu uymak zorunda bırakacağız. Bunu ifade etmek istiyorum. Ve sevgili izleyiciler, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı basın açıklaması yaptı. Amerika'nın hibe programı ile ilgili konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Bu parayı tüm Türkiye'ye sesleniyorum dedi. Reddedin hiçbir Türk derneği. Türk Vakfı bu Amerikan parasına onurunu satmasın açıklamasına bulundu ve hibe desteği alan dernekleri, STK'ları ve medya kuruluşlarını ve aldığı milyon dolarları da tek tek açıkladı. Detayları sonrasında ekranlarınıza getireceğiz. Biz ekonomideki gelişmelerle devam edelim sevgili izleyiciler. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde büyüdü. Türkiye'nin ihracatı ise Ekim'de %5.6 arttı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Detaylara bakalım şimdi de. Türkiye ekonomisi salgın nedeniyle bir çeyrek ara verdiği büyüme performansına 3. çeyrekte geri döndü ve %6.7 büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 büyüyen gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte %9.9 daralmıştı. Piyasalarda 3. çeyreğe ilişkin %5 civarı büyüme öngörülüyordu. 3. çeyrekte hane halkı tüketimi %9.2 artarken yatırımlarda %22.5 oranında artış dikkat çekti. Sektörler bazda bakıldığında sanayi %8, inşaat %6.4, tarım %6.2 performans arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Ekim ayı geçici dış ticaret verileri de açıklandı. Buna göre ihracat Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %5.6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara yükseldi. İthalat da %8.4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34.4 artarak 2 milyar 374 milyon dolara çıktı. Efendim, Türkiye Büyükelçiliği'nin fon dağıtacağı kurumlar arasında medya kuruluşları da var. Biraz önce Özgür Bursalı da aktardı sizlere. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan Alman vakıflarına kadar birçok yabancı kuruluş Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarının daha önce de fonladı. Aydınlık gazetesine konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Amerika Birleşik Devletleri herhalde birçok ülke gibi ülkemizde de para karşılığı devşirilebileceği birilerini arıyor dedi. Amerika'nın yaratıcı yakıcılık projesi kapsamında hibe verilecek, yani fonlanacak medya kuruluşları olacak. Türk medyasının güçlendirilmesi maddesi içinde fon ayrılması, dikkatleri Türkiye'de yabancı kuruluşlardan fon alan medya kuruluşlarına çevirdi. Çünkü NID, Alman vakıfları, Avrupa Birliği'nden birçok yabancı kuruluş Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarını fonluyor. CIA'ya bağlı çalışan ve yapılan başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığı onayıyla kabul eden National Endowment for Democracy sitesinde gösterilen bilgilerde fonlanan kuruluşların ismi yer almasa da 2016-2019 yıllarında Türkiye'de bağımsız medyanın güçlendirilmesi, ifade özgürlüğü başlıklarında 682.400 dolar fon sağlandığı görülüyor. Amerika'nın ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'ın Andrew O'Donohue, Max Hoffman ve Alan Makovsky tarafından kaleme alınan Türkiye'nin değişen medya ortamı başlıklı raporunda dikkat çekici bir bölüm var. O bölümde 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı NID'nin Türkiye'de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanı 6 kat artırmış olduğu vurgulandı.
Raporda gazete, duvar ve Biyanet gibi haber sitelerinin yurt dışı kaynaklı fonlandığı belirtildi. Gazeteci Ruşen Çakır'ın Skopi uygulamasıyla kurduğu internet televizyonu Medya Skopi, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Artı TV ve Artı Gerçek internet siteleri, fon alma izleyen T24'ün kardeş kuruluşu P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun işbirliği de yer aldı. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, ABD Büyükelçiliği'nin fon duyurusuna ilişkin aydınlığa konuştu. Kızıltaş, ABD Büyükelçiliği'nin demokratik değerlerin güçlendirilmesi gibi bahanelerle Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağı fonların dile getirilen amaçlardan çok ülkemizde kendi menfaatlerine uygun bir ortam oluşturulmasını hedeflediği açık, dedi. Kavramlar üzerinden Türkiye'de toplumun ayrıştırılmak istendiğine dikkat çekti. Kızıltaş, ABD herhalde birçok ülke gibi ülkemizde de para karşılığı devşirebileceği birilerini arıyor. Her zaman olduğu gibi, ifadelerini kullandı. Efendim, Türkiye'nin milli kanalını Dijitürk ve TVBuya taşımak için başlatılan büyük seferberliğe destek büyüyor. 5 milyon evi daha aydınlatmak için başlatılan atılım kampanyasına ihtiyaç 3,5 milyon lira. Denizli'de de ulusal gönüllüleri kampanya çalışmalarını hızlandırdı. Ulusal kanalı büyütelim, 20 milyon kişiye daha ulaştıralım. Ulusal kanalın bütün hanelere, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya yayını ulaştırması gerekiyor. O açıdan çok önemli. Türkiye'nin milli kanalı olan Ulusal Kanal yeni bir atılımla Dijitürk ve TVBu platformlarına girmeye hazırlanıyor. 5 milyon ev daha aydınlansın, var mısın sloganıyla başlatılan kampanyaya yurt genelinden destek büyüyor. Denizli'deki ulusal gönüllüleri de kampanya çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Kolları sıvadık, kampanyayı sürdürüyoruz. Başarıyla götüreceğimizi umuyorum. Emekli öğretmen Müzeyyen Susar, Türk milletini kampanyaya destek vermeye çağırdı. Türkiye'nin vatanseverleri, Türkiye'nin cesur aydınları ulusal kanalda buluşuyor. Biz dünyayı, Türkiye'yi, Türkiye'nin gündemini, sorunlarımızı ulusal kanaldan öğreniyoruz. Ulusal kanalı büyütelim, 20 milyon kişiye daha ulaştıralım. Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı da Ulusal Kanal'ın kampanyasına destek veren kuruluşlardandı. İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu, Ulusal Kanal Türkiye'nin vicdanıdır, dedi. Ulusal Kanal Türkiye'nin vicdanı, doğru haberin kaynağı. Biz bunu duyar duymaz Denizli Vatan Partisi İl Örgütü olarak hemen harekete geçtik ve bu 3,5 milyonluk katkıya nasıl bir katkı sunabileceğimizi planladık. Ulusal Kanal'ın yaptığı doğru haberciliğin önemini vurgulayan Ulusal Kanal Denizli temsilcisi Hüseyin Mercan'sa vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Çok olumlu. Bizim ulaşmadığımız arkadaşlar bile kendilerinden bizi arıyorlar. Biz de katkıda bulunmak istiyor diyorlar. Ulusal gönüllüsü Sunay Can da Türk milletini kampanyaya destek vermeye çağırdı. Gerçek haberlerin, doğru haberlerin 5 milyon daha haneye ulaşması için Ulusal Kanal'a destek vermenizi istiyoruz. Ulusal Kanal 20 yıldır Türkiye'yi aydınlatıyor. Senin varlığınla. Siyasetteki gelişmelerle devam edelim. Millet İttifakı Ortağı Saadet Partisi, anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesini tartışmaya açılabileceğini savundu. Açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Karamollaoğlu, ifade ettiğimiz her maddeyi açarsak neden olmasın ki, dedi. Saadet Partisi lideri, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın hangi suçtan yargılandığını da bilmediğini iddia etti. Gelin öyle bir anayasa yapalım, kanunları öyle tanzim edelim ki hepimiz verilecek kararlara uyalım. Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerinin tartışmaya açılabileceğini söyledi. Bu açıklamanın sahibi ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. İlk 3 maddede geçelim mi bunun için? Aslında olur, neden olmasın? Neden tartışılmasın? Bunu, yani bizim oturup konuşacağımız zaman bunun özüdür esas olan, ifade ettiğimiz her maddeyi açarsak niye olmasın ki? Karamollaoğlu, anayasanın ilk 4 maddesinde geçen Atatürk milliyetçiliği ve laiklik ifadelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini iddia etti. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ve bizim bu mefhumların altını doldurmaya ihtiyacımız var.
Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda konuştu Karamollaoğlu. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Sorosçu Osman Kavala hakkında da değerlendirmeler yaptı. Ben ne Demirtaş'ın ne de Kavala'nın hangi suçlardan yargılandığını bilmiyorum. Yani okuyup da bunların dosyasına vakıf değilim, olmadım hiç. Ama ben bir insan bir suçtan mahkumken oradan beraat edince hemen başka bir suçla onu yeniden tutuklamak. Oradan da beraat edince hemen başka bir suç ısrar edip yeniden tutuklamanın doğru olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Deva Partisi lideri Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Tunceli'ye dersim dedi. Kocaeli'deki konuşmasında ülkemizi %10 ay almış bir genel başkan ve diğer küçük ortak yönetiyor ifadelerini kullandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli ve Kocaeli kongrelerinde konuştu. Millet İttifakı ortaklarıyla Türkiye'yi hedef alan projeler gündeme getiren Babacan, Tuncelilere Dersimliler diye seslendi. Yani arkadaşlarımız Dersim'i yalnız bırakmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden tayfası ve gölge CIA Rand'in Türkiye raporunda dillendirilen etnik ve mezhep bölücülüğü üzerinden yeni projesini açıkladı. Dersimli dostlarımızın huzurunda sesleniyorum. Biz geçmişte yaşanan olayları çok iyi biliyoruz. Biz ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Alevi vatandaşlarımızın başta cem evlerine ilişkin talepleri olmak üzere İnanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için de gereken her türlü adımı atacağız. Kocaeli'deki konuşmasında ise hükümeti hedef aldı. %10'luk bir genel başkana hem devlet yönetimini hem de adeta kendi partilerinin anahtarını verdiler. Bir de biliyorsunuz bir üçüncü ortak daha var. O da çok konuşmaya başlıyor bu ara. %1 bile oy alamayan 28 Şubat karanlığının bir destekçisi de bugünkü iktidarın destekçisi olmuş. Diyor ki benim de fikirlerim iktidarda diyor. Vatan Partisi'ne katılımlar çığ gibi büyüyor sevgili izleyiciler. Adıyaman, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra Mardin'de de Vatan Partisi'ne yeni katılımlar oldu. Üyeler arasında HDP eski yöneticisi 5 iş insanları da var. Samsun'da ise eski Emniyet Şube Müdürü Ercan Özçelik Vatan Partisi'ne katıldı. Vatan Partisi Mardin İl Başkanlığı'na yönetim olarak şu anda katılımlarımızı yaptık. Memleketin sorunlarını çözmek, işsizliğe çare bulmak için Vatan Partisi'ne üye oldular. Vatan Partisi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hızla büyüyor. Son olarak Mardin Kızıltepe'de Vatan Partisi'ne yeni katılımlar oldu. Kızıltepe'de Vatan Partisi Mardin İl Yönetim Kurulu'nu önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Üye katılım töreninde rozetleri, Kardeşlik Bürosu Başkanı ve Başkanlık Kurulu üyesi Arif Doğan taktı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Rozet takanlar arasında HDP eski yöneticisi İbrahim Ölker de vardı. Ölker, HDP'nin Amerika projesi olduğunu anladığı için ayrıldığını söyledi. Katılanlardan biri de iş insanı Halis Çur, Mardin'in her yerinde temsilcilik açacağı sözünü verdi. Önümüzdeki günlerde daha görkemli, daha gösterişli bir başarıyla artık katılacağız artık. Katılanlar iktidar temsilcilerine ulaşamadıklarını, muhalefetin güven vermediğini, ancak Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in sorunlara getirdiği çözümlerin gerçeği yansıttığı için üye olmaya karar verdiklerini söyledi. Davet edeceğiz, bilinçlendireceğiz. Üye katılım töreni Samsun'un Bafra ilçesinde de vardı. Eski Emniyet Şube Müdürü Ercan Özçelik de Vatan Partisi'ne üye olmaya karar verdi. Rozetleri Samsun İl Başkanı Haydar Çolak ve Bafra İlçe Başkanı Ayhan Şen taktı. Bir ara verelim. Aranın ardından gelişmelerle devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Kafkaslara gidelim. Şimdi Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın tarihi hezimete uğrattığı Ermenistan'da siyasi belirsizlik de devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ülkede yenilginin sembolü olarak görülen Başbakan Paşinyan'ı bir kez daha istifaya çağırdı. İşgal ettiği topraklardan çekilen Ermenistan ağır yenilgi aldı. Ülkede siyasi süreç tıkandı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini büyük bir trajedi olarak niteledi. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır, dedi. Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümetle en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı yeni seçimlere kadar ülkede anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi. Sarkisyan, Cumhurbaşkanı ya da Başbakanın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini belirtti. İstifa çağrılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde yeni eylem planını duyurmuştu. Efendim, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgeler mayından temizleniyor. Bölgede şimdiye kadar 6500'e yakın antitank ve personel mayını imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan bölgelerin yeni görüntülerini de yayınladı. Kayıtlar 27 yıllık işgalde kentlerdeki yapılan yanı sıra tarihi ve kültürel dokuya verilen talimatı gözler önüne serdi. İzleyelim. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı bugüne kadar 6500'e yakın anti-tank ve personel mayınının imha edildiğini açıkladı. Ajans sadece yollarda değil, tarım arazileri, ormanlar ve meskun mahallelerde de mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yerleşim yerlerindeki mayınların temizlenmesinin 3 ila 5 yıl, tüm coğrafyanın mayından temizlenmesinin ise 10 yılı bulabileceği belirtildi. Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Müdürü İdris İsmailov, 3-5 yıla kadar insanların ata yurtlarına dönmeleri temin edilecek. Önce meskun mahallelerin, sonra ticari arazilerin mayından temizlenmesi önceliktir, dedi. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Canavar Başkomandan! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Kelbecer, Adam ve Fuzuli'nin yeni görüntülerini yayınladı. Kayıtlar, kentlerdeki yapılara ve ormanlara verilen tahribatı gözler önüne serdi. Ermenistan'ın 27 yıllık işgalinde Karabağ'daki pek çok tarihi ve kültürel yapıda zarar gördü. Bu yapılardan biri de Karabağlı ünlü mimar Kerbelayı Sefihan Karabayi'nin Fuzuli kentinde inşa ettiği Hacı Ali Ekber Camii. Camiden geriye bugün sadece minare kaidesi ayakta kalırken cami enkazında işlemeli sütun ve direkleri dikkati çekiyor. Şimdi Fransa'ya gidelim. Aslında Fransa için endişeliyiz. Fransa'da polis şiddetine tepkiler devam ediyor. Yeni güvenlik yasasıyla polis şiddetinin gizlenmeye çalışıldığını belirten eylemciler, ülke genelinde 100'den fazla gösteri düzenledi. Şiddetin protesto edildiği eylemler, Fransız polisinin şiddetli müdahalesiyle bastırılmaya çalışıldı. Başkent Paris'in meydanları savaş alanına döndü. Fransa'da artan polis şiddeti ve güvenlik yasa tasarısına tepkiler büyüyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen 100'den fazla eylemde göstericiler Macron istifa sloganları attı. Basın kuruluşları, sendika ve insan hakları derneklerinden oluşan genel güvenlik yasasına hayır kolektifinin çağrısıyla Paris'te düzenlenen eyleme polis müdahale etti. On binlerce kişinin katıldığı gösteriye polisin şiddetli müdahalesi var olan tepkiyi daha da artırdı. Başkent Paris'te meydanlar savaş alanına döndü. Çıkan arbedede onlarca kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis şiddeti ve yeni güvenlik yasasına karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlerde göstericiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı. Fransa'da tepkilere neden olan genel güvenlik yasa tasarısı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara hapis ve para cezası getiriyor. Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, Ocak ayında Senato'nun onayına sunulacak. Efendim, İçişleri Bakanlığı kadın cinayetlerine ilişkin rapor hazırladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 115 kadın cinayete kurban gitti. Raporda katillerin profili de çıkarıldı. Cinayetlerin %40'ını kocalar işledi. Rapora göre cinayetlerin %63'ü tasarlayarak, %37'si ise ani gelişme sonucu işlendi. İşte o önemli raporun detayları geliyor ekranlarınıza. Daha önce şiddete uğradınız mı? Hayır. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kanayan yarasını masaya yatırdı.
kadın cinayetleri mercek altına alındı. Aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde kolluğun önemi ve rolü başlıklı rapor hazırlandı. Bundan sonra kadınlar inşallah ölmez. Rapora göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde 117.192 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. 115 kadın katledildi. Kadın cinayetleri en çok %66 ile evde işlendi. Katledilen kadınların %29'unun 36-45 yaş aralığında olduğu belirlendi. Canice bir adamın hırsını. Raporda katillerin profili de çıkarıldı. Buna göre cinayetlerin %40'ını kocalar işledi. Katil zanlılarının %23'ünün aile üyesi, %22'sinin sevgili, %8'inin boşandığı eş, %3'ünün akraba, %2'sinin ise ısrarlı takipçi ve %2'sinin sevgilinin eşi olduğu tespit edildi. Neden öldürdün? Rapora göre cinayetlerin %63'ü tasarlayarak %37'si ise ani gelişme sonucu işlendi. Cinayetlerin işlenme nedenlerinin sıralandığı raporda uyuşturucu madde kullanımı ve psikolojik sorunların etkisi %8 ile tahminlerden daha az. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için projeler de hayata geçirildi. Onlardan biri Kadın Acil Destek, kısa adıyla KADES uygulaması. Uygulamayla kadınlar tehlike anlarında tek bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliyor. 24 Mart 2018'de kullanıma sunulan KADES'i bugüne kadar 891.181 kadın telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden yaklaşık 50 bin ihbarda bulunuldu. Butona basıyorsunuz, hemen kolluk kuvvetleri, en yakın birimler sizin yardımınıza geliyor. Kadınların şiddete karşı korunmasında kullanılan diğer uygulama ise elektronik kelepçe. Halen 15 ilde devam eden elektronik kelepçe uygulamasının yıl sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Neden öldürdün? Konuşmayacaksın. Şiddet gören ya da hayatları tehlike altında olan kadınlar hakkında mağdura yönelik koruyucu tedbir kararı, şüphelilere yönelik de önleyici tedbir kararı alınabiliyor. Yılın ilk 6 ayında 60.199 kişi hakkında koruyucu, 125.467 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi. Efendim, Yurttan Haberlerle devam ediyor. Şimdi önemli bir davanın sonucunu getireceğiz ekranlarınıza. Bir baba çocuğunu doğduğundan beri hiç görmeye gitmedi sevgili izleyiciler. Anne ise 6 yaşındaki çocuğuna kendi soyadını vermek için dava açtı. Mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Küçük çocuğa annesinin soyadının verilebileceğini hükmetti. Baba doğduğu günden beri çocuğunu görmeye gitmeyince anne çocuğuna soy ismini vermek için harekete geçti. Mahkemeye başvurdu. Mahkeme açılan davanın kabulünü kararlaştırdı. Ankara 4. Aile Mahkemesi velayeti annede olan ve babası tarafından hiç görülmeyen çocuğa annenin soyadını verebileceğine hükmetti. GMS isimli kadınla Azerbaycanlı C. Baleyev 2013'te evlendi. Çift kısa bir süre sonra boşanma davası açtı. 2014'te ise müşterek çocukları dünyaya geldi. Anne GMS, babanın çocuğu hiç görmeye gelmediğini beyan etti. Çocuğun Baleyev olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için Ankara 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Yargılama sonucunda mahkeme, çocuğun soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi. Efendim yine bir kadın cinayeti, bu kez Bilecik'teyiz. Bilecik'te boşanma aşamasındaki Cemile A. eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastanede yaşamını yitiren kadın defnedildi. Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın defnedildi. Güzel kızdı, bizim deli kızımızdı o. Bir delilik yaptı, bir çocukla evlendi. Önce ailece istemedik ama sonra kabul etmek zorunda kaldık. Aile geçimsizliğinden, şiddetli geçimsizlikten, bazı nedenlerden ayrıldılar. Baba evine geldi. Daha sonra işte çocuk tekrar barışmak istedi ama Cemile tabii hep aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. Talihsiz kadın ve babası Abdullah D. 16 Kasım'da Bilecik Adliyesi önünde kocası O.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Abdullah D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Cemile A. da hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 12 gün 13 gün dayandı yavrum. Biz de dualarla onu destekledik ama artık bugün sonmuş. O bir melek oldu yine. Yavrusu kaldı 1 yaşında. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu.
Cemile Ağa'nın cenazesi merkeze bağlı Yeniköy'deki baba evine götürüldü. Aile büyükleri burada taziyeleri kabul etti. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz. Hiç ağlıyor, çok ağlıyor çocuğu. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Allah sabır versin. Koca kurbanı olan kadının yakınları kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Kadın cinayetleri artık son bulsun. Gerçekten hepimiz çok korkuyoruz. Ben yıllarca sağlık sisteminde çalıştım başhemşire olarak. Orada da bu acılara tanık oldum. Hala tanık oluyorum. Bunları bir kere hapisten dışarıya çıkarmasınlar. Bu çok saçma geliyor bize kadın olarak. Cenaze Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına götürüldü. Covid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi. Efendim, kadınlar çalışıyor, kadınlar üretiyor, kadınlar şampiyon oluyor. Türk kadın jimnastikçiler de Avrupa'da büyük bir başarı imza attı. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımı 3 çember 2 labut aletinde tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'da birincilik kürsüsüne Türk jimnastikçiler çıktı. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımı 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Türkiye adına Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan milli takım yarıştı. Türk kadın jimnastikçiler 3 çember 2 labut aletinde şampiyonluğu elde ederek Türk bayrağını göndere çekti. Milli Olimpiyat Komitesi Türkiye'nin bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında tarihi başarılarından ötürü milli sporcuları tebrik etti. Efendim, koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Tüm dünyada gözler virüse umut olacak aşıya çevrilmiş durumda. Türkiye'de de ilk kez genetik teknoloji kullanılarak geliştirilen mRNA aşısı hayvan deneyleri aşamasına geldi. Müjdeyi Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü duyurdu. Türkiye'nin ilk mRNA aşısı hayvan deneyleri aşamasına geldi. Müjdeyi Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü duyurdu. Ülkede ilk defa aşı çalışmalarında genetik teknoloji kullanıldı. mRNA temelli koronavirüs aşısı laboratuvar ortamında sentezlendi. Çalışmalar hayvan deneyi aşamasına geldi. Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümünde geliştirilen aşı, BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıyla aynı özellikleri taşıyor. Tıbbi Genetik Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nadir Koçak, çalışmaların 15 Haziran'da başladığını belirtti. Sürecin 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. Dünyanın 3. teknolojisiyle geliştirilen aşının yaz aylarında insanlara uygulanabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmalarında gelinen son noktayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmanın yapıldığını duyurdu. Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak sağlık çalışanlarımızdan başlayarak kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. Efendim, Türkiye genelinde COVID-19 vakaları yüksek seyirde. Şimdi Gaziantep'in enişlik caddelerinden görüntüler getireceğiz ekranlarınızda. Vatandaşlar yasakların yanı sıra kişilerin de kurallara uyması gerektiğini söylüyor. İzleyelim. Antep'te yeni tedbirlerin gelmesi pek bir şey değiştirmiyor. Yani şurada halkın nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın, kol kola geziyor. Yan yana geziyor. Öbürü 3 kişi bir araya girmiş geziyor, bakın. Bu tedbirleri ne yaparsa yapak boşa. Mesela adam maskesiz geziyor. Kardeşim, maskeni tak diyor. Adam orada kavga ediyor. Maske takmadığı için. Uyardığı için. İnsan kendi kendine dikkat etmediği sürece ne yaparsanız yapın hastalık artacak, artacak, artacak. Kurallara uymuyoruz muhtemelen. Kurallara uymuş olsaydık zaten şu anda vakalar bu kadar artmazdı. Dolayısıyla yeni önlemlere gerek duyuluyor. Devletin bu önlemleri almasında fayda var. Vatandaş olarak burada en önemli görev bizlere düşüyor. Bizler bu alınan kararları uygulamadığımız müddetçe yapılacak çok bir şey yok. Vatandaş olarak da devlet olarak da yeterli tedbir aldığımızı düşünmüyorum ben.
Çünkü sosyal mesafe korunmuyor. Bakın Gaziler Caddesi'nin hali. En az 15 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır. Buna bir çözüm bulunması lazım ama geç kalınmış. Hani sanki mesela bazı işletmeler kapatıldı, AVM'ler kapatılmadı. Şuradaki kalabalığa bakın, şu caddedeki kalabalığa bakın. Ya bu şekilde pandemiyle baş edilir mi? Şimdi Kadıköy'e gidelim sevgili izleyiciler. Maskeleri indirdiler, sosyal mesafeyi hiçe sayarak dans ettiler. Pes dedirten görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy oldu. Sorumsuzca eğlenen 103 kişi ekiplerin çalışması sonucu yakayı ele verdi. Bu kişilere toplam 324.450 lira idari para cezası uygulandı. Virüs hiçe saydılar, hastalığa davetiye çıkarttılar. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri gece saat 1 sıralarında faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere cezai işlem uyguladı. Koronavirüsü yok sayıp kuralları çiğneyen 103 kişiye 324.450 lira idari para cezası verildi. Efendim Türkiye yaz, sonbahar ve kış ayını aynı anda yaşıyor. Hakkari'de kar, Kastamonu'da sonbahar, Aydın sahillerinde ise yaz manzaraları kameralara yansıdı. Yurdun doğusunda çetin kış koşulları kendini iyice hissettirirken, başka bölgelerde ise sonbahar ve yazdan kalma görüntüler oluştu. Bu görüntüler Hakkari'den, Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van'ın Başkale ilçesi de beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede ekipler kar küreme çalışması yaptı. Her zamanki halimizdir. Artı 8 ay kış, 4 ay yaz görüyoruz. Başka da yok. Allah yardımcımız olsun. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bu görüntülerse Kastamonu'dan. Türkiye'nin önemli sıradağlarından Küre'de kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor. Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor. Endemik bitki, kanyon, mağara ve şelale bakımından oldukça zengin bir alandır. 2012 yılında Türkiye'de tek pampark ilan edilen yer. Bu toplamda Avrupa'da 13 tanedir. Ege sahillerinde ise adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Aydın'ın Didim ilçesindeki plajlar vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Kasım sonu olmasına rağmen ilçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler sahilde yürüyüş yaptı. Dünyaca ünlü Altın Kum plajı da denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerle doldu. Efendim Çin'in Ay misyonu kapsamında uzaya gönderdiği keşif aracı Chang'e 5, 112 saatlik uçuşunu tamamlayarak Ay yörüngesine girdi. 23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanmasa Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan dünyaya örnek getiren 3. ülke olacak. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Chang'e 5, 112 saatlik uçuşunun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi. Ay yörüngesine girmek için hızını düşüren Chang'e 5, gerekli frenleme ve hız azaltma işlemlerini sorunsuz gerçekleştirdi. Keşif aracı, yörüngede hız ve açı düzeltmelerini içeren bazı manevraların ardından Ay'a iniş yapacak. Toplam 4 modülden oluşan Ay görevinde yörünge modülü, Ay'a iniş modülü, yüzey aracı ve Ay'dan ayrılmak için havalanma modülü bulunuyor. Chang'e 5'i yörüngeye yerleştiren yörünge modülü uygun zaman ve noktaya geldiğinde keşif aracı ve havalanma modülünü Ay'a bırakacak. Keşif aracı Ay'da yüzeyin yaklaşık 2 metre altından mekanik bir kol yardımıyla 2 kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri alacak. Chang'e 5 görevini sorunsuz tamamlaması durumunda havalanma modülüyle Ay'dan ayrılarak dünyaya doğru yola çıkacak ve Aralık ayı ortasında Çin'in İç Moğolistan Özerk bölgesine iniş yapacak. 23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan dünyaya örnek getiren 3. ülke olacak.
Evet, saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle devam ediyoruz. Gün ortasına ve İran'dayız. İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Farizade toprağa verildi. Sevgili izleyiciler, şehit Farizade için başkent Tahran'da resmi tören düzenlendi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi suikast yansız bırakılmayacaklarını açıkladı. İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan nükleer bilimci Muhsin Farizade, başkent Tahran'da toprağa verildi. Farizade için İran Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri ve siyasi yetkililer katıldı. Törende konuşan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, suikasti yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi. Muhsin Fahrizade'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nin avlusuna defnedildi. Muhsin Fahrizade, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biriydi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2018 yılında Fahrizade'yi hedef göstermiş, bu ismi unutmayın demişti. Efendim, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana yürütülen ikna çalışmalarını da açıkladı. İzleyelim. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK-YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi denildi. Ateş! Öte yandan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyelerine yönelik ikna faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 216'ya yükseldiğini açıkladı. Son olarak 20 yıllık bir terörist teslim olmaya ikna edildi. Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK-KCK terör örgütünden kaçan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu teröristin örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi. Efendim, CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusuna hakaret etti. Tank palet fabrikasının Katar'a satıldığını savunarak Türk ordusu satıldı ifadelerini kullandı. CHP'li vekilin açıklamalarına sert tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk ordusu ile ilgili sözleri üzerine CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatırken Rütük de Başarır'ın katıldığı televizyon programı hakkında İnceleme başlattı. Devletin ordusu Katar'a satılmış. CHP'nin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon yayınında Türk ordusu için sarf ettiği satıldı ifadesine tepki yağdı. Tank palet fabrikasının Katar'la yaptığı ortaklık için kullanılan skandal sözlere AK Parti'den sert yanıtlar verildi. Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadeye keskin ve net bir dille tepki gösterdi. Hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirtti. Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetlerine Mehmetçi'ye hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayrimilli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, CHP'li vekil Ali Mahir Başarır hakkında hakaret içeren sözleriyle ilgili suç duyurusu yaptığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusu ile ilgili sözleri üzerine CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatırken, Rütük'te Başarır'ın katıldığı televizyon programı hakkında inceleme başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünalsa, CHP'li Başarır'ın satıldığı açıklamasından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Mahir Ünal, tank palet fabrikasının satıldığı iddialarına da Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlatarak yanıt verdi. Çirkefliği karakter haline getirenler hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz.
defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019'da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok, satılmış olan sizsiniz. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Adana'mız. Türk ordusu satılmış diyen CHP milletvekili Başarır, şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor dedi. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. Ve tartışmalardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bir video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medya hesaplarında 7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak şanlı ay yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde asil milletimizin hizmetindeyiz mesajı paylaşıldı. Cezaevinde toprağın altında. Başarı size Kürdistan davamıza da. Evet sevgili izleyiciler, annelerin kararlı bekleyişi hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor. Şimdi farklı noktalara gideceğiz. Diyarbakır, İzmir ve Almanya'ya gideceğiz. Evlat nöbetindeki son duruma bakacağız sevgili izleyiciler. 2014'te de anneler bir eylem başlatmıştı, olumlu sonuçlar alınmıştı ve 3 Eylül'de Diyarbakır'da yeniden başladı ve sürekli olarak hiç yılmadan, kar kış demeden annelerin eylemi devam ediyor. Diyarbakır'a gidelim şimdi evlat nöbetindeki ailelerin yanına. Anadolu Ajansı muhabiri Hasan Namlı bizlerle birlikte. Hasan Namlı neler söyleyeceksin? Evet, Diyarbakır'daki evlat nöbeti 455. gününde. Çocuklarının HDP'liler aracılığıyla dağa kaçıldığını iddia eden aile başlattığı eylem 15 aydır kararlılıkla devam ediyor. Hatırlatacak olursak 3 Eylül 2019'da HDP İl Binası önüne 3 aile gelerek bir oturma eylemi başlatmıştı. Bu eylem gün geçtikçe eyleme katılan ailenin sayısı arttı. Şu an kameraman arkadaşım Aziz Ağabey HDP İl Binası önündeki eylem çadırına size detaylar aktaracak. Aileler dilek olarak 15 ay büyük bir kararlılıkla çocuklarını istemeye devam ediyor. Bu süre zarfında eyleme yurdun dört bir yanından 177 aile katıldı. 20 ailenin evladına kavuşması çocukları terör örgütünün pençesine düşen aileler için umut oldu. Aileler buraya gelerek çocuklarını, evlatlarını terör örgütünden geri istiyor. En son Yalçınan ailesi 6 yıl önce 14 yaşına daha kaçılan kızları Yasin'e kavuşmuştu. Annelerin, babaların azmi buradaki her bir ailenin çocuğuna kavuşmasıyla daha da güçleniyor. Tabi bu arada HDP'liler de anneleri provoke etmek için bazı girişimlerde bulunuyor. Bugün de buna benzer bir girişim oldu. Aileler bu provokasyona karşı slogan atarak karşılık verdiler. Tabi annelerin eylemi terör örgütünün çözülmesine de büyük bir öneme sahip. İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ikna çalışmalarını da olumlu etkiliyor. Bakanlık dün bu yıl 216 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıklamıştı. Biz şimdi mikrofonumuzu eylemi ilk başlatan ailelerden Ayşegül Biçer'e uzatacağız. Evet Ayşegül Hanım, eylemin 455. günü. Neler söylemek istersiniz? Hiç yılmadan kararlılıkla mücadele devam ediyor. Burada anneler, babalar zaferlere imza atıyor. 20 çocuğumuzu geri kazandık. Eminiz ki bütün evlatlarımızı geri kazanacağız. Onlar sandı ki bir gün, iki gün oturup yılacağız. Hayır, bizi kimse yıldıramaz. Karar verdiğimiz bu mücadelede sona kadar kararlıyız. Hakkımız olan evlatları söke söke PKK ve uzantısı HDP'den alacağız. Bunu iyi bilsinler ki bu anneler ölümüne kararlı. Bize diyorlar ki niye Diyarbakır HDP il binasında oturuyorsunuz? Gidin başka siyasi partilere yönlendiriyorlar bizi. Biz çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde, yani Diyarbakır HDP il binasının önünde kaybettik ve burada da arama hakkımız. Hakkımızı istiyoruz onlardan. Ne mal ne mülk hiçbir şey talep etmedik. Bunun üstüne üstelik tehditler, hakaretler diz boyu yani mide bulandıracak seviyeye geldi artık. Çünkü bunları annelere acısına bile saygısı yok. Çünkü suçlu olduklarını da artık kendileri de biliyorlar ki çıkıp bize bir açıklama yapmıyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır bu anneler, bu babalar burada feryat figan ederken kendi sağırlığa, dilsizliğe, körlüğe vurdular. Biz kararlıyız. Hakkımızı söke söke alacağız. Hemen şunu söyleyeyim.
evladınız aşağı yukarı 2 yıldır sesini duymamıştınız. Terör örgütünün müzahir bir yayın organı sizin çocuğunuzun görüntünüzü yayınladı. Bir şekilde hani evladınız size karşı kullanıyor bu örgüt. Neler söylersiniz? PKK ve uzantısı HDP bizi yıldıramadı. Buradan kaldıramadı. Ne yapacak? Çocuklarımızı koz olarak bize karşı kullanacaklar. O çocuk beni istemese bile hakkım olan o evladı söke söke alacağım. Ben o evladı istiyorum. O evladı geri alıp kazanmayana kadar da bu mücadele bitmeyecek. Bugün bu anneler, bu babalar sadece kendi evlatları için mücadele etmiyor. Kayıp bütün çocuklar için biz mücadele ediyoruz ve elimizdeki çocukları da PKK'ya kurban vermemek için mücadele ediyoruz. Ki yani aç anneler, babalar buradan bizi duysunlar. Kimden, neden korkuyorlar? Zaten biz evlatlarımızı PKK terör örgütü pençesine kaptırdığımız gün ölmüştük. Gelin burada feryadınızı evlatlarınıza duyurun. Yani kimden, neden korkuyorsunuz? Evinizde oturarak vicdanen rahat mısınız? Evladınız için mücadele etmediğiniz için orada vicdanen rahat mısınız? Bunu soruyorum. Gelin hakkımızı hep beraber, birlik beraberlik içinde PKK'yı yeryüzünden silelim, hakkımızı da alalım diyorum. Çok teşekkür ederiz. Hemen Ayşegül annenin yanında Türkan annemiz var. O da kızı için Bursa'dan geldi. Neler söylersiniz? Ben de bir 455 gün oldu biz bu kapıda. Hakkımızın olan hakkımı istiyorum, evladım istiyorum. Benim kızım üniversite öğrencisidir, hayırlı bir evladdır. Benim kızımı kandırdılar, getirdiler, bir buçuk ay bu binada tutturdular, sonra dağa gönderdiler. Ben evladım istiyorum. 25 gün oldu, hani bir anne olarak benim kardeşim askere gitti. Hem bir tarafta anneyim, hem bir tarafta ablayım. Acaba diyorum Allah'ım ya Rabbi, bir tarafta evladım, bir tarafta kardeşim. Allah'ım ikisine karşı karşıya gelmesinler. Bunlar zor bir şey yok ki. Ben kızımı sesleniyorum. Kızım eğer beni görüyorsun, duyuyorsun, çık gel. Bak seni askere, polise, devlete karşı dolduruyorlar, kurşun düşürüyorlar. Bugün bunu unutma, benle polis ailesi, asker ailesi aynı masadayım. Hiç kimsenin gücü bu davayı tutmaz. Ben kızımı sesleniyorum, gelsin çıksın. Peki HDP'lilerin söylemi yaparken HDP'liler bazı provokatif hareketler yapıyorlar. Onlarla ilgili neler söylersin? Dün burada biraz gerginlik oldu. Hala adamlar bize diyor ki biz artık dayanamıyoruz. Hani 7 sene benim evladım benim elimde aldı. Bu kadar anne babaları mağdur etmişler. 9 yaşındaki çocuk annene elinde almışlar. Hala onlar yorulmuşlar. Bize kasi hala onlar yorulmuş. Hem güçlüler hem güçlüler. Teşekkür ederiz. Evet. Diyarbakır'daki annelerden, Diyarbakır çadırındaki anneler ellerine çocukların fotoğraflarını alarak her gün buraya geliyorlar. Eylemlerine devam ediyorlar. Eylemlerine de kararlılar. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız bu kadar. Peki. Hasan Namlı, çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'daki evlat nöbetindeydi sevgili izleyiciler. Anadolu Ajansı muhabiri Hasan Namlı bize gelişmeleri aktardı. 455. gün sevgili izleyiciler. Diyarbakır'daki evlat nöbeti. Anneler kararlı açıklamaları getirdik ekranlarınızda. Hakkım olan o evladı söke söke PKK'dan alacağım diyor. Lütfen mücadele edin. Diğer anneler gelin katılın. Burada evladınızı bekleyin diyor. Kararlılıkla devam ediyor Diyarbakır'daki evlat nöbeti bekleyiş sevgili izleyiciler. Şimdi sadece anneler değil, babalar da biliyorsunuz annelere destek veriyor. Onlar da eylemlerine devam ediyor. İzmir'e gidelim. İzmir'de de iki babamız HDP İl Binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Orada da muhabir arkadaşımız Sametcan bizi bekliyor. Yanında değerli iki babamız var. Sametcan, sözü size bırakıyoruz. Her Yılmaz, sizin de belirttiğiniz gibi İzmir'de de evlat nöbeti devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını HDP İzmir İl Binası önünden isteyen babalar kararlılıkla nöbetlerini devam ettiriyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi yanımızda şu anda dağa kaçırılan evlatlarını bekleyen babalar Mehmet Laçin ve Yasur Dülge var. Ben sözü daha fazla uzatmadan onlara vermek istiyorum. Evet Yasur Bey, oğlunuz Mehmet dağa kaçırıldı. Kaç gün oldu, bilginiz var mı? Ve dağa kaçırıldığında kaç yaşındaydı Mehmet? Mehmet 5 sene oldu. Dağa kaçırılan 23 yaşındaydı. Şu anda 28 yaşında. En son 2 ay önce öğrendim. HDP ve MİS'in tarafında terör örgütüne kaçırıldığını öğrendim. Şu anda 2 aydır buradayım. Nöbetim sonuna kadar devam ettirmek istiyorum. Devam edeceğim. Oğlum gelene kadar. Peki...
Yasur Bey, oğlunuz daha nasıl kaçırıldı? Abi HDP tarafında terör örgütüne kaçırıldı. HDP tarafında. Peki kendisinden bir bilgi alabildiniz mi bu süreçte? Yani bir bilgi alamadık abi. Peki Mehmet kaçırıldığında yaşı daha küçüktü. Bunu nasıl kandırdılar, nasıl daha kaçırdılar? Bunları sorayım size. Mehmet zaten hastaydı. 7 sene Beceriz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gördü. Sarı hastasıydı. Çocuğun yani HDP elemanı tarafında terör örgütüne kaçtığını öğrendik 2 ay önce. Şu anda benim tahminim, öğrendiğim kadarıyla şu anda terör örgütünden 216 tane anne ve babalar evlatına kavuştular. Oğlum, sana bir çağrımlıkta bulunuyorum. Sen de dün oğlum, 217. oğul. Sen durmasını bekliyorum oğlum. Anne senin yüzünde kanser hastası oldu oğlum. Bunları bilmek istiyorum. Bizi lütfen mutlaka dün gel oğlum. Peki efendim, siz burada Mehmet Bey'in nöbetini gördünüz. Daha sonrasında buraya geldiniz. Nasıl bir karar aldınız? Bu kararı nasıl aldınız buraya gelirken? Onu sormak istiyorum. Ve biliyorsunuz Türkiye'de daha kaçırılan evlatlarını bekleyen birçok aile var. Onlara da buradan bir çağrı yapmak ister misiniz nöbetle ilgili? Şimdi ben daha önce Mehmet abi burada olduğunu bilmiyordum. Ben 2 ay önce öğrendim. Bir gün sonra nöbete başladım. 2 aydır buradayım. Kimse korkmasın, çekilmesin. Kimin evladı terör örgütünün elindeyse gelsin bize katlasın. Evlatını gürültü görmesini çağırmakta bulunsunlar. Peki efendim, oğlunuzun şu anda nerede olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Bizim herhangi bir bilgimiz yok ama devletimiz tarafında öğrendiğim kadarıyla terör örgütünün elinde olduğunu biliyoruz. 2 ay önce öğrendik. Peki buradan evladınıza ne söylemek istersiniz? Mehmet'e şu anda bizi izliyorsa ne söylemek istersiniz? Dönmesini istiyorum abi. Öğrendiğim kadarıyla şu anda 216 tane anasının babasına kavuşan evlatlarımız oldu. Sen de 217. oğlum. Mutlaka dönmesini istiyoruz. Peki Yasur Bey, teşekkür ederiz. Evet, şu anda yanımızda 450 günü aşkın süredir nöbetini devam ettiren Mehmet Laçın var. O da kızı Gamze'yi geri istiyor HDP İzmir İl Binası önünden. Hemen ona dönmek istiyorum. Evet efendim, Gamze daha kaçırıldığında kaç yaşındaydı ve nasıl daha kaçırıldı? 15 yaşındaydı. Kocaeli'de öğrenciydi. Dayısının evindeydi. Dayısı HDP üyesi olduğunu biliyorum. Haber aldım, okula gitmiyor. Gittim, günlerce aradım Kocaeli'de, bulamadım. Bir muhtar bana dedi ki, anlattığına göre sen kızını HDP'de bulursun. Defalarca gittim, inkar ettiler. Son gidişimde dayısını beraber HDP'de buldum. Elinde almaya çalıştım, burada le ettim. Beni darp ettiler. HDP'liler beni darp ettiler. Bununla ilgili mahkeme kararı da var. Ondan sonra benim o müdahalem üzerine Cumhuriyet Savcısı'na dilekçe verdim anında. Ben bu şikayetim üzerine bunlar kızımı ortadan kaybettiler. Aylarca sonra haber aldım. İstanbul HDP il binasını da tutmuşlar. Kocaeli'den İstanbul'a. Bu ilk 3 ay oradan tutuluyor. Ondan sonra Ümit Koçak'a diye biri, o da kızımın yaşında. Bunlar kızımı buna teslim ediyorlar. Diyarbakırlı kendisi Ümit Koçak'a. Diyarbakır'a gidip görevlileri var bunların. Orada teslim ediyor, oradan daha götürmek amacıyla. Ümit Koçak'a kızımla beraber Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır HDP il binasına kızımı bırakıyor. Kendisi çarşıya iniyor Diyarbakırlı olduğu için. Çarşıya inince yakalanıyor. Bunu söyleyen de Ümit Koçak kendisidir. İtiraf, çünkü o yakalama esnasında Gamze'yi getirdim, daha gönderecektim diye itiraf ediyor. Yakalanıyor kendisi. Oradan da HDP, Diyarbakır il binası zaten sevk yeridir. Bütün çocuklar nerede toplanıyorsa sevk yeri HDP, Diyarbakır il binasıdır. Bizim bu nöbetimiz üzerine zaten geçen sene 9. ayda bir yürekli anne başlattı. Allah razı olsun. O bize vesile oldu. Biz ondan sonra nöbetimizi başlattık. 450 gün içinde ben kızıma kavuşmadım ama kavuşanlar 20 aile kavuştu. Arkadaş 216 dedi de yanlış dedi. 216
teslim olan var. 20 tane aile çocuklarına kavuştu. Abi ben de ümitle bekliyorum. Bekliyorum. Ben nöbetimi de sonlandırmıyorum. Benim kızımı veren Özdayısı. Özdayısı. Bak buna ona bak. Çünkü yani Özdayısı dediğim HDP'li. Yani bunlar HDP'de kendi şeylerine göre, provlarına göre, planlarına göre görevlilermiş. Yani HDP'de olup da HDP'ye bir eleman kazandırmayan başarısız oluyormuş. Şimdi benim kızımı da dayısı zaten onun evindeydi. Bunu HDP açık çeçik teslim etti. Ama paralı mı teslim etti? Para almadan mı etti? Parasız da olmuyor. Çünkü para olmasaydı bunun iki oğlu var dayısının. Benim kızım o zaman 15 yaşında, oğulları 17-18 yaşında. Oğlundan birini verirdi. Madem HDP'yi çok seviyordu, mantıken düşünüyorum. Oğlundan birini veriyordu. Oğlunu vermedi. Benim kızımı verdi. Paralı mı verdi? Parası karşılıksız. Ben onu net, çünkü ispatladığım bir şey yok, para aldım alma. Ama biliyorum ki bu verilenler çoğu, Van'da bir olay var. Bir kız 150 bin TL karşılığında veriliyor, 3 kişi. 3 kişi ağırlıyor. Bunlar sonunda nasıl ortaya çıkıyor? O para verilişme esnasında anlaşamıyorlar. Mahkeme olurlar, tutuklarında mahkemede o para yüzünden kavga ettiklerini, hatta birbirini vurduklarını itiraf ediyorlar. Sonra cezaevinde. Ondan dolayı bilirim ki yani bunlar para işin içinde olmadan, zaten bunların Kürt davası yok. Bunların derdi cep doldurma davasıdır. Ha, bizim evlatlarımızı kalkan olarak kullanıyorlar. Yani gönüllü mönüllü, ya gönüllü, ben gönüllü olmadan kızım nasıl gönüllü olur? Ben de Kürt'üm, ben Aleviyim. Yani gönül bir evlat aynı aile ol, ailesi nasıl bunu yetiştirmiş, hangi yol, ha gönüllü verenler var belki, olabilir, ama ben onlardan değilim. Ben bir şehit torunuyum. Benim dedem, babamın babası 1915'te askere gidiyor, gelmiyor. Ben vatan sevdalısıyım. Ben şanlı bayrağımın sevdalısıyım. Gururla evlat nöbetimi devam ettiriyorum. HDP'de bunu biliyor ki, görüyorum işte. Onlar PKK nöbeti tutuyor, ben evlat nöbeti tutuyorum. İnşallah buradan o yürekli Almanya'da aynı acılarımız, aynı olan hikayelerimiz, ayrı olan o yürekli anaya da burada selam gönderiyorum. Diyarbakır'da aileler. Diyarbakır ailelerine de burada selam gönderiyorum. Zaten Diyarbakır'daki arkadaşlarla ben 6 ay beraberdim. Onlar da şu anda beni izliyorlar. Günlük görüşüyoruz. Yani biz amacımız bu aileler olarak, mağdur, terör mağdur aileleri olarak amacımız aynı, yolumuz aynı, kararlıyız. Evlatlarımız da netice almayana kadar, HDP ile hesaplaşmayana kadar bu nöbeti bırakmayız. Yani zaten biz bunu nöbeti başladığımız gün bu kararlılıkla nöbeti başlattık. Bak benim sağlığım da bozulmuş. Böbrek hastasıyım, bypass ameliyatlıyım, yaş ilerlemiş. Ama benim için önemli olan her şeyden önce bu evladımı bu düştüğü tuzaktan kurtarmak, bu HDP ile hesaplaşmak. Her defa zaten dava açmışım. Neticesini bekliyorum. Mehmet Bey, siz bir de tazminat davası açmıştınız HDP'ye. Tazminat davası değil. Ben düşüncem tazminat davasıydı. Doğru, 2 milyon TL tazminat davası düşünüyorum. Ben avukatlarımla görüştüm. Şimdi avukatlar tabii ben, onlar hukukçu. Ben onlar, o benim düşüncemdi. Avukatlar mutale ettiler. Şöyle karar verdiler. Önce suç duyurusunda bulundular. 7. ayın 19'unda. Suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda çıkan karara göre bunun akibinde tazminat davası açacağız. Avrupa Parlamentosu'na gitmek için de girişimim var. Dilekçe. Onu da halen, verdiğim dilekçe halen İçişler Bakanlığı'nda. Şimdi ben onun cevabını da bekliyorum. Yani ben ne attım, her adımı yasal olarak. Şu anda ben HDP ile mücadelem, bir taraftan savaşıyorum HDP ile, savaştayım. Hani onlar Kürt-Türk savaşı diyorlar. Kürt-Türk savaşı olamaz, olmamış, olamamış. Olsa Kürt savaşı olur. Zaten savaştayım şu anda. Bir tarafta HDP ile savaşıyorum, bir tarafta da hukuk
yasal haklarımı kullanmaya zaten her yönüyle başlatmışım. Devam yani ben kararımda geri adım atmam imkansızdır. Zaten bir senedir burada yalnız 8-9 ay burada 6 ay Diyarbakır'da değil. Bu depremden bu yana bu arkadaş da bana katıldı. Ha tek başıma da olsun. Diyarbakırlılar hiç olmaz. Yani onlar bırakamazlar da nöbeti. Ben bu can bende olduğu sürece ben ölüm bu HDP'nin kapısına kakacak. Ha zaten bazen beni tehdit ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Ne diyorlar efendim size? Ne diyorlar? Senin için iyi olmaz. El altından böyle beni takip ediyorlar. Bu nöbeti bırak. HDP ile ne işin var? HDP özgürlük istiyor. Nöbet tutuyorsan git AKP kapısından nöbet tut. Bana ben yönlendirme veriyorum. Ya benim evladım ya. AKP götürseydi. AKP gerçekten AKP olsun, CHP olsun, işçi parti, her ne, hangi parti olsa, hangi parti götürse onun kapısından nöbet tutardım. Geçen burada bir pankart asmışlar. Pankart asmış. Özgürlük istiyorlar. Selahattin Demirtaş'ın kapısı serbest bırakılmasını istiyorlar. Ben de onlara dedim ki, bak bırak AKP'yi. Bugün Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa, ben bu nöbetimi devlet kapısında tutarım. Yani AKP, MKP, CHP benim için önemli değil. Selahattin Demirtaş niye tutuklanmış? Bizim evlatlarımızı, bizim çoluk çocuğumuzu dağa kaçırıp ölüme terk ettiği için tutuklanmış. Ve Selahattin Demirtaş ve kardeş ve yandaşları ve yanındakileri yani binlerce tutuklu var da hak etmişler. Bizim çocuklarımız dağa kaçırıp Selahattin Demirtaş HDP genel başkanlığı yaptı. Nurettin Demirtaş kim? Nurettin Demirtaş kim? Duysunlar beni. Nurettin Demirtaş da Selahattin Demirtaş'ın kardeşi. Ondan önce o genel başkandı. Peki Mehmet. Ferdin Buldan kim? Ferdin Buldan genel başkan. Kocası dağda şu anda lider, ayda 17 bin dolar alır maaş. Benim kızıma 100 Irak parası verirler orada. Bak nereden biliyorsun dersin. O teslim olanlarla gittim görüştüm. Amca diyor bize 100 dinar verirler. Bir ay önce Irak parası. Kendileri bizi yönetenler 17 bin dolar alırlar. Mehmet Bey, süremizin de sonuna geliyoruz. Son cümlelerinizi alalım sizden. Burada bekleyen aileler var HDP binasının önünde ve çocukları dağa kaçırılan aileler de var. Onları da nöbete davet eder misiniz? Ne söylemek istersiniz onlara son olarak? Ben bunları bugün değil, o çocukları dağda olup da haberi olmayan da bu nöbetten cesaretini toplamayıp da HDP'den korktuğu için, PKK'dan korktuğu için bu uzaktan seyrediyorlarsa yanlış yapıyorlar. Evlat acısı varsa nöbetine, evladının nöbetine devam katılsınlar ki biz bir netice alalım. Yani ben insanları buraya kim evladı gitmedi mi? Ama çoğu mesela şu anda İzmir'de oturup da evlatları HDP tuzağında olan çok insan olabilir. Evet. Ha kimileri kötü niyetli insanlar da var. Yani ben onu da bilirim. Bir baba ben tartıştım bununla. Ya dedi sen kızına gurur duy bana dedi. Ben de iki kızım vardı. Üniversite okudu. Gönüllü gönderdim dedi. Evet. Ama böyle insanlar da var. Ben öyle insanları lanetliyorum. Ben kızımı bu tuzaktan kurtarmak için kararlıyım. Sonuna kadar mücadelem devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Evet Yeşim Er Yılmaz. Biz İzmir HDP il binası önünde evlatlarını isteyen babaların nöbetini ekranları taşıdık. Biz de ulusal kanal olarak PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını geri isteyen babaların her zaman yanındayız. Onlarla birlikte biz de mücadelemize devam ediyoruz diyelim. Sözü tekrardan merkeze bırakalım. Sametcan çok teşekkür ediyoruz. İki babamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yılmadan orada bekleyişleri devam ediyor. Gördünüz değil mi? İki sandalye ve üzerinde küçük bir pankart vardı. Geri dön çağrısı vardı. Evlatlarını istiyorlardı. Tabii ki dileğimiz o sandalyelerin çoğalması ama yılmıyorlar. HDP bizi korkutamaz. Hiçbir tehdit karşısında yılmayız diyorlar. Bekleyişlerine devam ediyor. Evlatlarını bekliyorlar sevgili izleyiciler ama şimdi Almanya Berlin'e gidelim. Orada da koca bir ordu gibi bir anne var. Maide Töre. O da kızı Nilüfer'i arıyor. Bekleyişi devam ediyor. Maide Anne ile konuşalım. Şimdi gün ortasında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Maide Anne. Nasılsınız?
oldu. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Her zaman, her zaman biz sizin haberlerinizi sıklıkla yapıyoruz. Her şeyi görüyor, her şeyi de izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'a gittik, İzmir'e gittik. Keza Şırnak'ta da devam ediyor eylemler. Ve siz gerçekten koskoca bir ordu gibi tek başınıza mücadele veriyorsunuz Almanya'da. Neler söyleyeceksiniz? Ne kadar oldu bekleyiş Maide anne? Bir yılı aşkındır ben bu eylemi yapıyorum. Yani tam anlamıyla bir yıl olmadı bu eylemi yapalı. Ama sosyal medyaya vereli, çocuğumu sosyal medya üzerinden arayalı, onu çağırışım bir yılı aştı. Evet. Peki, ben bütün yollara başvuruyorum. Bütün her aklıma ne geliyorsa, hangi plan geliyorsa aklıma onu uyguluyorum. En sonunda çünkü birini uyguluyorum, bakıyorum tam muvaffak olamıyorum, diğerine geçiyorum. Bu da şimdi de ben imza kampanyası topladım ve imza kampanyası 50 bini geçtiği takdirde Alman parlamentosu bu konuyla ilgilenmek zorunda. Kanunen ilgilenmek zorunda. Ama 50 bini bulması lazım bu imzalar. Hedeflerin kapatılması için değil mi? Evet, bu imzaların bu imzalar 50 bini bulursa, geçerse yani Alman parlamentosu, Alman hükümeti bu konuyla ilgilenmek zorunda. Çünkü bunu artık şey yapamaz. Çünkü bu toplanan imzalar direkt onların hesabına gidiyor. Onlar görüyorlar kaç bin tane imza toplandığını. Kim hangi konu hakkında olursa olsun 50 bini geçtiği takdirde ilgilenmek zorundalar. Evet. Peki Nilüfer'i konuşalım mı biraz? Ne zaman kaçırıldı, yani ne kadar oldu ve kaç yaşındaydı? Biraz kızınızdan bahseder misiniz? Benim kızım 11. ayın 12'si 2019'da beyni yıkanarak götürüldü. Ve benim kızım şimdi her kafadan bir ses geliyor. İşte kimisi diyor ki işte yok, herhalde ki senden kaçtı, herhalde ki oradan kaçtı, buradan kaçtı. Benden kaçmış olamaz. Benden kaçıyor olabilmesi için benim kızım gitmeden önce biz 10 gün evvelinden evimiz dar olduğu için kızım bir odalı ev arıyordu kendisine. Zaten benim kızım çıkacaktı. Zaten kendine ait ayrı eve çıkacaktı. Ayrı eve çıkacak olan insan niye evden kaçsın? Tabii. Peki kaç yaşındaydı kızınız? Babası ülkücü. Türkler şöyle bir bahane uyduruyor. Babası PKK'cı diyor. Kürtler de diyor ki babası ülkücü. Babası ne PKK'cı ne ülkücü. Babası rahatsız olan bir insan. Kendi önünü göremeyen bir insan. Babasını niye katıyorlar ki, ben anlamıyorum yani. Yani çocuğu götürüyorlar. Ben o çocuğumu almamak için önüme bin türlü set koyuyorlar. Ne kadar set koyarlarsa koysunlar geçersiz. Geçersiz. Çünkü benim çocuğum, ben çocuğum için ev arıyordum. Çocuğum okula giden bir çocuktu. Çocuğu vermemek için elinden geleni yapıyorlar. Ben de çocuğumu almak için elimden geleni yapacağım. Hiç kusura bakmasınlar. Yani şimdi çocuğum diyorlar ki işte biz geri adım atmak istemiyoruz. Öyle duydum yani. Kızı verirsek geri adım atmış oluruz. Bu onların atmak istemediği geri adım onlara çok pahalıya patlayacak. Bu kadar beyinsizler. Bunu hesaplayamayacak kadar beyinsizler. Yani benim kızım sağ salim eve geri dönmezse bunun faturası çok 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 hesaplayamayacağı kadar çok ağır olacak. Bu kızı sağ salim eve geri göndermek zorundalar. Tabii. Çünkü ben çocuğumu seviyorum. Çocuğum için ne gerekiyorsa yapacağım. Ve bana önüme ne kadar set kurulursa kurulsun, önüme ne kadar tehditler bana savrulursa savrulsun. Siz de alıyor musunuz tehdit? Siz de alıyor musunuz tehdit? Tabii canım, almaz mıyım? Beni özellikle çağırdılar. Beni tehdit ettiklerine dair ben ses kaydı bile yaptım. Gizli ses kaydı bile yaptım. Evet. Kimler hakkında nasıl konuştum? Ben iki kere ses kaydı yapma şansı buldum. Gizliden iki kere de ses kaydı yaptım. Ve aynı zamanda beni kafeye çağırdılar. Orada bir de sosyal medyadan beni çok tehdit ediyorlar. Nasıl tehdit ediyorlar Maide anne? Ne diyorlar mesela size? Efendim? Ne diyorlar size? Nasıl tehdit ediyorlar? Vallahi hem çok küfür ediyorlar. Hem de işte beni yanıltmaya çalışıyorlar. İşte kızın şurada, kızın burada, kızın bizim yanımızda değil.
Hem de diyorlar ki biz sen böyle senin yanına kar kalacağını mı sanıyorsun? Seni öldüreceğiz. Seni şöyle yapacağız, böyle öldüreceğiz, şöyle öldüreceğiz. Önüme ölüm tehditlerini, seçeneklerini önüme sunuyorlar sanki. Yani artık seç beğen hangisini beğeniyorsan gibilerinden. Hiç kusura bakmasınlar. Beni öldürürlerse tam ispat etmiş olurlar. Terörist olduklarını Avrupa'ya ispat etmiş olurlar. Öldürsünler beni. Hiç geri adım atmayacağım. Öldürseler bile geri adım atmayacağım. Ben bu yola baş koydum. Çocuğum gelene kadar benim çocuğum zaten benim yanımda yaşamayacak. Eğer bunu bahane ediyorlarsa benim çocuğum zaten geldiği zaman kendi evinde oturacak. Kendisine ev tutacağız, kendi evinde oturacak. Hiçbir bahaneleri yok. Benim çocuğumun bana verilmemesi için hiçbir bahaneleri yok. Ve bu imza kampanyasını da ben sırf kendi adıma da toplamıyorum, imzalamıyorum. Yani bu konuyla ilgilenmesi için diğer aileler için de ben bu mücadeleyi veriyorum. Tabii. Ve bu Avrupa'dan giden, özellikle de Avrupa'dan giden çocuklara, ailelerine ben yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Neye dayanarak siz bu korkuyu sindirip içinize sindirip sessiz kalıyorsunuz. Siz çocuğunuzu aramıyorsunuz. Sizin hayatınız çocuğunuzun hayatından çok mu daha değerli? Bu kadar mı ötleksiniz? Bu kadar mı hayatınız sizin için, sizin çocuklarınız için çok kıymetli? Yani sizin hayatınız çocuklarınızdan çok mu daha kıymetli? Hı hı. Ama şöyle bir şey de yapıyorlar. Çocuğa mektup yazdırıyorlar. Çocuk yalvarırcasına aileye diyor ki benim yani bu dava için uğraştığım insanlara zarar verme diye resmen yalvarıyor. Çünkü benim kızıma yazdırdıkları mektupta da öyle. Benim kızım Türkçe yazmasını bilmediği halde ona önüne bir örnek mektup koymuşlar. Örnek mektup yazarak göndermişler. Ne diyorlar mektupta ayrıntılı olarak? Anneler ağlamasın. İşte ben bütün ağlayan anneler için, ben kadınlar için gidiyorum. Ben zulüm gören Kürtler için gidiyorum. İşte şöyledir böyledir. Anne umarım anne o tek umudum odur ki ben biliyorum sen şimdi öfkelenip sinirlenip çok kızgınsındır. Bana da bu davaya gönül veren insanlara da ama lütfen lütfen kızma, beni anlamaya çalış. Lütfen kimseye zarar verme. Yani dolayısıyla yani bize zarar verme diyorlar işte. Tabii, engellemeye çalışıyorlar. Peki Maide anne şunu soracağım. Kaç yaşındaydı Nilüfer gittiğinde? Son zamanlarda hiç haber alabildiniz mi? Mektuptan bahsettiğiniz ama. İki ay sonradan, yani birinci ayın dördünde de İsviçre'den aradı. Sadece 1,5 dakikalığına. Anne sen beni dedi neden Türk medyasına verdin dedi. Anne ben dedi Nilüfer ama ses tonundan belliydi. Çok yorgun, çok hayal kırıklığı yaşamış. Çok üzgün. Bütün duygular karışıktı. Ben çocuğumu tanımaz mıyım? Çocuğumun nefes alışverişini bile tanırım. Tabii. Nasıl bir duygu içerisinde olduğunu. Anne dedi sen beni dedi neden Türk medyasına verdin dedi. Tamam dedim kızım. Bundan sonra da o zaman seni Alman medyasına vereyim dedim. Bu sorunun cevabı gelmedi. Çünkü bu sunduğu sorular kendisine ait değildi yani. Bu sorular kendisinin olmadığı için sorunun cevabını da kendisi otomatikman veremedi zaten. Peki. Yani ben daha çok ona yalvardım. Kızım da olur eve geri dön. Nerede nasıl yaşamak istersen orada yaşarız. Orada yaşarsın. İstersen benimle yaşarsın. İstersen yalnız yaşarsın. Ne diyor? Ama yapma bunu. İşte ben dedi kafamı toparlamam lazım dedi. Kafam şu anda çok karışık dedi. 3 ay sonra ben geleceğim dedi. 3 ay bekledim. Ben 3 aya kadar hiç sosyal medyaya bir yere çıkmadım. 3 ay bekledim. 3 ay sonra baktım hiçbir ses seda yok. Meğerse bu benim hani ağzımı kapatmak içinmiş. Yani zaman kazanmak için. Çünkü bunlar zaman kazanmaya çok zaman kazanıyorlar. Özellikle bütün ailelerle de kedinin fareyle oynadığı gibi kedi fare oyunu oynuyorlar. Ailelere yani her ailenin zaten şeyine göre, psikolojisine göre davranıyorlar. Neydi? Onlara göre davranış gösteriyorlar. Yani onu oyalıyorlar. Hı hı. Oyalıyorlar. Bu oyalamayı uzun zamana yayıyorlar. Arada 5-10 sene geçtikten sonra zaten ailenin umudu kesiliyor. Onlar da bunu böyle başarıyorlar. Yani tamam. Diğer aileler
uzun zaman yani artık 10 yılı aştıktan sonra umutlarını zaten kesiyorlar. Tabii. Yani o kadar zaten bunlar dağdan gönderilen bu Kürt derneklerindeki insanlar yönetici ama şeyler resmi olarak yönetici onlar değil. Gayri resmi olarak yönetici onlar. Onlar dağdan ders alıp insanları nasıl çalıp nasıl PKK'ya kazandıracağız o dersi alıp geliyorlar zaten. Peki Maide anneciğim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. İyi ki katıldınız ama sizi takip ediyoruz. Gerçekten tek başınıza koca bir ordusunuz. Çok teşekkür ediyoruz bültenimize de gün ortasına katıldığınız için de. Umarız en kısa zamanda Nülüfer döner. Ama son olarak bir şey söylemek isterseniz lütfen ekranlarımız aracılığıyla dinleyicilerimize, izleyicimize bir mesaj verirseniz seviniriz. Aynen. Lütfen ben özellikle burada bütün herkese yalvarıyorum. Yüreği yanık bir anne olarak. Benim yüreğim yanıyor. Benim yüreği bir yanık anne olarak yalvarıyorum herkese. Bunun Türk'üne, Kürt'üne değil. Bunun inanana inanmayana değil. Herkese yalvarıyorum. Lütfen bu imza kampanyasına katılsınlar. Evet. Peki. Maide annenin imza kampanyasına lütfen destek verin. Alman makamlarının bu durumla ilgilenmesi için 50 bin imzaya ihtiyacı var değil mi Maide anne? Evet. Evet. Lütfen. Peki. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çünkü sağ olun. Çünkü bunun 3 haftası kaldı. Bu 3 hafta içerisinde bu imzaların tamamlanması lazım. Kaç imza oldu? Yani 600 küsüre yakın imza oldu ama bu 600 küsür yetmez. Yani bunun 50 bin olması lazım. Tabii. Peki. Umarız 3 hafta içinde tamamlanır. Siz çağrınızı yaptınız. Biz de ekranlarımıza getirdik. Çok teşekkür ediyoruz Maide anneciğim. İyi ki katıldınız gerçekten. Kolay gelsin. Bu cesur yüreğiniz... Biz sizinleyiz. Her zaman da destek olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ederim. İyi günler. Evet. İyi başlar. Sağ olun efendim. Maide Töre sevgili izleyiciler Almanya'dan katıldı. Nülüfer için, kızı Nülüfer için bekleyişini sürdürüyordu. Diyarbakır'a gittik, İzmir'e gittik. Tüm evlat nöbetindeki ailelerle konuşmaya çalıştık. Ekranlarınıza getirdik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler gün ortasını burada noktalayalım. Saatler 16'yı gösterdiğinde haber 16 ile diğer gelişmelerle gündemdeki haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.